Efendim iyi günler Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Cuma günü bir ihtimal var demiştik. Hafta sonunda o ihtimal gerçekleşti. Malum 14 Aralık operasyonu Zaman Gazetesi odaklı Samanyolu yayın grubu ama esas olarak Zaman Gazetesi öne çıktı. Zaman Gazetesi odaklı bir operasyon. Sevgili arkadaşım Yazgül Aldoğan'la konuşacağız. Günaydın. İzledin mi Yazgül'ü canlı yayında Ekrem Dumanlı'yı Samanyolu TV? Yani onu dedim bir pazarım vardı o da televizyon başında geçti. Tabii izledim. Yani elde değil izlememek. Elde değil. Hepsini izledim. Evet. Enteresan bir gündü. Ve tarih tekerrür ediyor Ayşe. Yani Ayşe Nur tabii. Bunları işte 4 sene önce izledik. Ondan önce de izlemiştik. Hep aynı şey. Ve sanki hep aynı laflar dolandı yine değil mi? Bir kısım hep ahali karanlık. Efendim hukuk süreci başlamıştır. Adalete güvenip bırakalım dedi. Ya. Bir kısmı basın özgürlüğüne darbedir dedi. Bir kısmı da onlar gazeteci olduğu için değil, başka iş yaptıkları için tutuklandılar, gözaltına aldılar. Şimdi yani, aynı şeyi hepsini duyduk. Ama şimdi bunu söyleyen taraflar değişti. Taraflar değişti. Ya da bazıları AKP hep aynı da ortaklıklar değişti. Şimdi bu konuya geleceğiz. Bu konuya ayrıntısıyla geleceğiz. Ve özellikle Medya Mahallesi programı özelinde medya ne yaptı bugün? Hani hangi manşetler çıktı nedir? Onların hepsini vereceğiz ama bakın. Şimdi bu haftayı ben önceden kurgularken sevgili Yasmin'le başka bir şey konuşacaktık. Onu konuşmuştuk. Bu haftayı yolsuzluk haftası olarak ilan ediyordu biliyorsunuz CHP. CHP bir siyasi parti olarak bunu yapabilir ama medya açısından da bu haftanın gerçekten yolsuzluk dosyalarının konuşulduğu bir hafta olması gerekiyordu. 17 ve 25 Aralık dosyalarının nasıl kapatıldığını, medyaya bu konuda gelen yasakları konuşmamız gerekiyordu. Ve ben de buna göre bir hazırlık yapmıştım. Sevgili Yazgül ile de bunu konuşmuştuk, paylaşacaktık, başka şeyleri paylaşacaktık vesaire. Yarın çok önemli bir dava var vesaire derken bakın işe bu patladı. 14 Aralık meselesi ama buna girmeden önce konuşulması gereken mutlaka konuşulması gereken birkaç başlığı vererek paylaşarak söze gireceğim. Unutmamamız gerekiyor çünkü bunları fark etmemiz gerekiyor. Çünkü hani operasyon oldu, hepimiz oraya bakıyoruz ama bu arada memlekette başka şeyler de oluyor. Bakın efendim, bu arada memlekette neler oluyor? Dolar yine tırmanışta. 2.31. Şimdi efendim Asya borsalarının etkisi, Fed bekleniyor vesaire bunların hepsi var. Ama doların tekrar böyle bir silkinip çıkışa geçmesinin nedenlerinden biri Erdoğan'ın ben onu bunu anlamam. Yabancılar ne der? Efendim bizim Merkez Bankası ne buyur anlamam. Bu faiz düşecek demesi. Bu minvalde bir konuşma yapması. Bunun etkisi oldu zaten. 2.31. Ve karşılığını artık hepiniz biliyorsunuz. Cebinizdeki para biraz daha eriyor. Ama kimileri için bu mesele değil. Cebindeki paranın erimesi. Çünkü onların cebine para girmiyor. Çünkü onlar çalışmıyor, çalışamıyor. İşsizlik. İşsizlik rakamları açıklandı. Az önce Eylül işsizlik rakamları. Yazgül'ü %10.5. Evet. Çok yüksek. Ve bu tabii görünen işsizlik. Tabii. Bunun içinde altına girersen yeni mezun olmuş üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin işsizliği 20'ye kadar çıkıyor. %20'lere kadar çıkıyor. Ve bu %10.5 içinde tabii ki artık iş aramaktan vazgeçmiş ve bu piyasadan çekilmiş insanlar da var. Ve tabii tam tersine yok tabii yani. Ve bir de şu var tabii yani. Asgari ücretle yaşayan insan gerçekten ne kadar iş sahibidir? Yani bir aile geçindirecek, yoksulluk sınırının altında bir ücretle çalışmak zorunda kalan. Dün bir doktor arkadaşımla birlikteydim. Pek çok hastanede maaşların en erken 15'inden sonra ödendiğini özel hastanelerden bahsediyorum. Bazılarının oralarda da. Evet, doktordan bahsediyorum. 2 aylık, 3 aylık maaşların içeride olduğunu söyledi. Yani bu şimdi bu adam çalışıyor mu yani? Nasıl bir şey bu?
Peki niye ses çıkmıyor? Hani hastanelerde hiç duymadım böyle bir şey. Evet. Bir doktor arkadaşımla birlikteydim. Onlar da yarım işli. Yani ve hiç zam yapılmadığından, hani iki senedir hiç zam yapılmadığından. Niye? İşte bunun için. Evet. Çünkü çık nereye gidersen git vaziyeti. Hani insanları işsizlikle korkuttuğun zaman her şeye razı olma durumu var. Yani ben burada mutlu değilim, çok az para alıyorum, maaşım zamanında ödenmiyor, eksik ödeniyor, ücretime zam yapılmıyor ama hiçbir yere gidemiyorum ve ağzımı da açamıyorum. Niye? Çünkü çıktığım zaman bu da yok. Tıpkı Ermenek'teki işçiler gibi yani. Öleceğini bile bile aşağı inmek. Şimdi aynı şey doktorlar için nasıl geçerli olur diye belki ne kadar enteresan değil mi? Ama şöyle yani 7 sene Türkiye oku. Cumhuriyetlerden doktor, doktor getirmeye yönelik bir hazırlık yapılıyor. Vallahi dolayısıyla senin doktor arkadaşına da aynı tehdit gelebilir. İstersen beğenmiyorsan git. Hayır, ben zaten şu anda o tehdit olduğu için çıkmıyor. Zaten. Şimdi bu arada bu başlığı atlamadan söyleyelim. Bu 10.5 mevsimsel etkileri de var bu rakamda. Yani çünkü Eylül ayı olduğuna göre Temmuz, Ağustos gibi geçici işçiler, mevsimlik işçiler var. Onlardan arındırdığınızda biraz daha yükseklik işsizlik oranı %10.7 ve bu rakam, bu oran 4 yılın zirvesi, zirve derken onu kastediyorum. Ekim 2010'dan beri görülen en yüksek oran, işsizlik oranı. Ekonomik veriler böyle devam ettikçe de nereye gider? İzninle bir parantezle medyaya açalım. Herhalde medyadaki işsizlik oranı %50 falan. Yani düşünebiliyor musun? AKP iktidarı döneminde işsiz kalan muhalif gazeteciler sağdan say soldan say. Bir sadece o da değil. Kapanan, el değiştiren yayınlarda neredeyse tümünün sokağa atıldığı bir ortadaki medyada da yani her şey. 100 kişi, 150 kişi küçülüyorlar. Küçülmek zorunda bırakılıyorlar. Şimdi baksana en son örneklerden biri Vatan Gazetesi'nde Ankara Vatanın içini boşalttılar. Vatanda kimse kalmadı zaten. Ankara büro tamamen kapatıldı. Sadece bir temsilci var. İstanbul'da da Milliyet'le aynı binada Milliyet'in elemanlarından ve ekipmanlarından yararlanarak havuzdan. Ne bu da başka bir havuz. Tabii. Efendim bir önemli dava var demiştim. Hani bu arada memlekette neler oluyor derken o çarşı davası. Yarın 28 kişi çıkacak ve çarşının hükümeti devirmek üzere darbe girişiminde bulunması gibi bir iddiayla kimlik verecek, savcının iddialarını dinleyecek. Hani akıl alır yanı yok. Yarın bir hukukçu konuğum olacak. Hem bu konuyu hem diğer konuları konuşacağız. Bu arada Çağlayan Adliyesi'nden canlı yayın yapacağım. Çarşı davası çok önemli çünkü kalbimiz onlarla değil mi? Yani bilmiyorum senin var mıydı takımın? Ben epeydir çarşının yanındayım. Çarşı, evet. Yükselenimiz çarşı. Öyle söyleyelim. Şimdi mesela hani bu arada bu memlekette bunlar oluyor. Bu arada memlekette neler olmuş haberimiz yeni oluyor. CHP sözcüsü Haluk Koç hani habire kamera karşısına geçip AKP'lerin yüreğini hoplatıyor. Yine VIP listelerini açıkladı. Çok enteresan. Dün gece 23 bülteninde NTV'nin Haluk Koç'un açıklamaları bir hayli geniş, isim vermediler onlar. Hani bu VIP torpiller, işte bakanların kardeşleri, çoluk çocukları falan var ya, isim vermediler ama bayağı geniş haber yaptılar. Yapmak zorunda kaldılar. Hakikaten enteresan. Evet. Şimdi Ayşe Nurcuğum bak, işsizlik rakamlarının %10.5'u bulduğu bir ülkede bu torpil listesi gerçekten birinci haberdir. Yani insanlar KPSS'ye giriyor, bir daha giriyor. Bütün umutları orada bekliyor. Hı-hı. Ve onlar beklerken birileri, birileri onun bunun akrabası, dayısı, şusu busu oldukları için devletin yüksek maaşlı kadrolarına yerleştiriliyor. Yani
bu nasıl iç sızlatır biliyor musun? Hangi partiden, kesinlikle, hangi görüşten, nereden, kesinlikle, olursa olsun yani. Kesinlikle ama hançer gibi saplanır bu insanların yüreğine. Bunu açıklayamazlar. Zaten enteresan olan, ben hiçbir yalanlama duymadım. Yani iktidardan tek karşı çıkış, sen de SGK genel müdürüyken işte baldızım falan gibi bir şey, bir yüzyıldır duyduğumuz bir hikaye Kılıçdaroğlu'na yönelik. Yani tamam, peki o da birini almış ki olmadığını, artık sıkıldım bu iddiadan, kaç defa anlatacağım bunun doğru olmadığını falan dedi de. Yani peki biz bunları almadık diyebiliyorlar mı? Ben duymadım şahsen, kaçırmış olabilir miyim? Yok, hayır, böyle bir şey yok. Ama dediğim gibi yani öyle bir raddeye geliyor ki bazen. Yani o yarayı görmezden gelemiyorsun. NTV'nin bu haberi verme nedeni belki o. Görmezden gelemiyorlar. Yani saklayamıyorlar. Şimdi bir de enteresan bir şey daha söyledi Haluk Koç. Bunlar bizim ulaştıklarımızdı dedi. Tabii, şimdi tabii, bize tabii, ihbar tabii, yağıyor dedi. Tabii. Yani bu liste o kadar geniş ki dedi. Bence de çok geniş olması lazım. 150 kişi. İnternet sitesi kişiyle kurdular. Evet evet, doğru söylüyorsun. Bitmez İnternet ki bu. Sitesi kurdular. Yani bu gerçekten çok ciddi bir yani biz biliyoruz neler neler var. Hani sadece ihale alanların hükümete yakınlığı konuşulurken tabii ki onlar çok sıfırlı, çok büyük şeyler. Ama günümüz koşullarında bu ülkede yaşayan her gencin, her işsizin, herkesin, çoluğu çocuğu olan her insanın, benim çocuğum burada iş beklerken, sınava girmiş, iyi geçmiş, yüksek puan almış, atama beklerken başkasının yandan dolaşıp hiçbir şeysiz girmesi gerçekten çok can acıtıcı. Ve hani adalet, değil mi? Bu partinin isminde olan hani şöyle adalet. Mesela şeyler var. Bir kadın halterci başbakanın eşi Salih Davutoğlu'na danışman olarak atanıyor. Yani danışmanlık yapıyor. Liyakat diye bir şey kalmadı zaten. Sekreterlik ya da neyse. Liyakat sonra, yani o göreve uygunluk diye bir şey kalmadı. Sonra başbakanlık müşavirliğine getiriliyor. Hani yüksel ki yerim bu yer değildir. Salih Hanım demek ki memnun kalmış kendisinden. Şimdi bu arada dediğim gibi tam adını aradım ama bulamadım. Tiyatromuzun başına atamalar, gelen zabıta müdürümüz de var. Halter, güreşçi. Haksız atama.com gibi bir bulabilirsiniz. Çok özür dileyerek sizlerden, izleyicilerden bulamadığımı ifade edeyim. Bir internet sitesi kurdu CHP. Oraya bu konuda bilgiler bekliyor. Çünkü sahiden yani hem okumak için neler neler var, hem de eğer varsa bir bilginiz iletmek için çok önemli. Yani mecliste memur kim? Hüseyin Çelik var ya, AKP'nin o bir zamanlar o çok konuşan sözcüsü, eski bakan, milliyetin bakanı. Evet. Onun yeğeni mecliste memur yapılıyor. Devletin her tarafını, özellikle meclise, başbakanlığa, bakanlıklara, müşavirliklere, müsteşarlıklara bütün bilumum hısım akraba doğmuş. O 1100 odaların ne işe yarayacağı böylece anlaşılıyor. Yavaş yani. Ancak yerleşirler. Yavaş. Evet. Ve bu arada tabii 2 gün sonra 17 Aralık yolsuzluk meselesi, 17 Aralık'ın yıl dönümü, onu da unutmamak gerekiyor bu arada. Hani 14 Aralık'ı konuşacağız ama zaten çıkış nedeni büyük ölçüde buydu. Ya da odur değildir ayrı. Bizim bütün bunlardan ayrı olarak, birer gazeteci olarak, bu meseleden ayrı olarak 17 Aralık'ı konuşmamız gerekiyor. İddia edilen o ki, kulislerde dolaşan söylentilere bakılırsa, Etienne Mahçupyan'ın verdiği o büyük uzun söyleşide de o vardı. Bunu tam manasıyla örtemeyeceklerini düşündükleri için, yani bu kadar büyük bir yolsuzluk dosyasıyla seçime gidilemeyeceğini düşündükleri için, bir iki tanesini bakın, feda edip bakanlardan evet, temizlenmeyi düşünüyorlar. Böylece de işte bakın, çürük elmaları ayıkladık diyecekler ve tabii ki en yukarılara ulaşılmasını da böylece önlemiş olacaklar. Evet. Şimdi Etienne Mahçupyan demişken, bugünkü söyleşiyi mi kastettin? Hürriyet gazetesini görelim. Hürriyet gazetesinin pazartesi söyleşileri Cansu Çambel'e emanet ve çok güzel ses getiren söyleşiler yapıyor Cansu Çambel. Ve işte son konu Etienne Mahçupyan. Başlıkta da görüyorsunuz zaten. Yolsuzluk ilelebet
gizlenemez diyor Etienne Mahçupyan. Aynen sözlerinden okuyayım. Bu sonuçta ilelebet gizlenecek bir dosya değil. Muhakkak bu belirli bir noktada kamuoyunun önüne çıkacak ve kamuoyunu ikna edici bir şeffaflıkta bir açıklamasının olması şart. Bundan hiçbir parti ve hükümet ilelebet kaçamaz. Sonunda da bunu yapmamanın maliyeti AK Parti'ye daha yüksek olmaya başlar. Senin dediğin işte. Yani evet kapatamıyoruz. Evet kapatılamıyor. Çok büyük gizlenmiyor. Mümkün değil. Yani hani öyle bir kılıf dikemediler. Evet. Dikilemedi evet. Ya da. Evet. Onun için hani daha yukarı çıkmasını, sıçramasını önlemek için alttan bir iki tanesini feda edelim meselesi. Evet. Ama işte feda etsen de bugüne kadar örtme çaban, bu 17 Aralık'a karşı, bu 14 Aralık'ın tam da ne denir? Zamanlama manidar dedirten. Evet, zamanlama çok manidar tabii ki bu bunun için. Yani bu zamanlama bunun için yapılmıştı ve işte biz bunlar oyalanırken zaten her şey böyle değil mi Ayşenurcuğum? Yani Osmanlıca mesela. Yani durup dururken kel alaka bir Osmanlıca tartışması çıkarıldı ve gerçekten de bir haftamızı bununla tabii oyalanarak, eğlenerek, karşı çıkarak, yanında durarak, üçe bölünerek, beşe bölünerek sürdürdük yani böyle bir o haftayı da öyle sıyırtmış oldular. O arada da bunun sinyalleri verildi ama deşifre olduğu için biraz ertelendi. Ve biraz da liste küçülmüş sanki. Öyle diyorlar, liste biraz küçüldü. Şimdi Fuat Avni verdi o sinyalleri. Hı-hı. Fuat Avni kullanıcı adı kime ait bilinmiyor. Herhalde bir grup diye düşünüyorum bir grup, ben. Bir kişi olamaz. Bir grup evet. Ve cemaatin istihbarat kadrosundan bir grup olsa gerek. Ulaşamadıkları. Şimdi Fuat Avni yanı sıra bugün en son tweetinde diyor ki sıra merkez medyada. Hı. Sence bu olabilir mi? Her şey olabilir. Bildik bir alamete gidiyor kıyamete. Taş düşebilir. Hayır, ayı çıkabilir. Evet. Her şey olabilir. Çünkü şimdi nihai amacın, madem Osmanlıca bu kadar kıymete bindi, biz de Osmanlıca kelimeleri kullanabiliriz bari. Muhalif medyayı susturmak olduğu o kadar açık ki. Zaten kavgada zamanı pek seviyorlardı, beğeniyorlardı. En çok satan gazete diye lanse ediyorlardı filan. Niye üstüne gidildi? Çünkü birdenbire Zaman Gazetesi muhalif medya haline geliverdi. Bugün Gazetesi baş muhalif medya haline geliverdi. Hatta orada çalışan bizim daha önce Milliyet'le birlikte çalıştığımız bir arkadaşım vardı. Beni dışlıyorsunuz diye kızıyordu. Geldi bir gün bana koşa koşa, biz de artık muhalif olduk. Yaşasın. Evet, hepimiz kara Murat'ız. Aynen öyle. Şimdi bu ülkede en tehlikeli şey muhalif olmak. Öyle bir durumdayız. Herkes hiç durmadan o malum söyleyişi hatırlatıyor. Evet. İşte papazın söylediklerini. Önce komünistleri aldılar, kimse sesini çıkarmadı. Sonra sosyal demokratları. Sıra bana geldiğinde sesini çıkacak kimse kalmamıştı. Hikayesi hakikaten her gün tekrarlanması gereken bir anıdır. Çünkü aynısını yaşıyoruz. Ben şahsen çok kıskandım Zaman Gazetesi'nin önünde toplanan büyük kalabalıkları. Hiç olmazsa hala bağıracak adamları var. Bundan 4-5 yıl önce de gördük yani bizim Mustafa Balbay'ın etrafında 5-10 kişiydi hani bilemedim 20 kişiydi. Kimse adliyenin kapısına dayanıp da kapıları zorlamadı. Gösterin bakayım kararları. Arada fark var tabii, onların bir cemaati var, burada bir cemaat yok. Yok yani bunlar dağınık, bireysel, gazetecilik yapan, hakikaten gördüğü bütün yanlışları her kanalda, her kamptaki yanlışları söylemeye çalışan insanlar. Onun için yani öbür gün merkez medyadan da birilerini almaya kalktıkları zaman çünkü hala 3-5 tane kaldı tabii ki. Şimdi durup dururken mesela bir sözcüğü attılar ortaya cemaat medyası falan diye. Hı hı. İşte yarın öbür gün Doğan Medyası'nın üstüne gidebilirler siz de artık çok oldunuz diye. Zaten sürekli sinirleniyorlar. Sürekli satış sözleşmeleri çıkarılıyor, şayiaları çıkarılıyor. Tabii birazdan paylaşacağım hangi gazete nasıl tavır aldı derken Hürriyet'te mesela çok net bir biçimde bu operasyona karşı, 14 Aralık operasyonuna karşı bir tavır var köşelerde, haberlerde, her yerde.
dolayısıyla rahatsız ediyordur tabii. Şimdi dediğim gibi Fuat Avni diyor ki merkez medya yapılacak operasyonun dosyası elimde, zamanı gelince paylaşıp deşifre edeceğim. Yani hani bakmayın güldüğümüze, artık biraz şey gibi oldu bizim halimiz. Hani hani öfkelene, üzülene, artık gülme noktasına geldik Yazgül'ü de ben de. Öyle şimdi şeyler yaşandı ki. Şimdi şu da enteresan tabii. Fuat Avni'nin elinde bu dosya. Hı-hı. İsimleri biliyor. Ama hani öyle olduğunu varsayıyoruz. Türkiye'de güçler ayrılığı, yargı bağımsız, işte yürütme, yasama, üç ayaklı bir şey, medya bağımsız bir yer. Peki bu hükümetin nasıl elinde olabiliyor? Yani Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, bir alınacaklar filan dedi. Listeden haberi var, kimin alınacağından haberi var, iddianameden haberi var. Adamlar dün gözaltına alındı. Bugün daha avukatları henüz iddianameyi görmediler. Kimlerin daha gözaltına alınacağı bilinmiyor. Ama hükümet her şeyi biliyor. Peki hani bu soruşturmanın gizliliği, hani bu adaletin bağımsız işleyişi, hukukun ilkeleri filan. Ben şimdi makul şüphe yasası da çıkmışken. Hem makul, de bir gün önce. Evet. Hem ben de bir gün önce. Makul olmayan şüpheler içindeyim ya. Şimdi isim vermeyeyim, doğru olmaz ama nasıl biliyorlar yani? Nasıl biliyorlar yani? Şimdi bu 14 Aralık operasyonu için gözaltı emrini veren, bu isimlere polisi gönderen savcı daha önce Başbakanlığı sırasında hem de Erdoğan'a ne kadar hayran olduğunu açıklamış bir isim. Hani daha ne olacak? Daha demiştir ki ya ben sizi çok seviyorum. Sonra gazetede okuyup da şaşırmayasınız. Ey yüce büyüğüm, ben size önceden haber vereyim. Şunları şunları gözaltına alacağız demiş olabilir mesela. Ya da şunları şunları gözaltına alın demiş olabilir. Tersten diyorsun. Hayır, yani. Çünkü ben şahsen ondan sonra geleceğiz diyorsun ama insan tabii o kadar doluyuz ki. Yok yok. Dün haberleri izlerken başörtülü bir hanımefendiyi de ittir kalkıyor, itmiyorlardı pardon, ama yine de dikkatimi çekti bir erkek polis memurunun şöyle omzundan yürütmesi. Biliyorsun onlar çok hoşlanmıyor bu tür temaslardan, aslında hiç kimse hoşlanmıyor tabii. Şimdi bu başörtülü bacımı niye aldılar diye tabii ki rahatsız oldu. Gazeteci değil, senarist kendisi. Neyse onu bırakmışlar ama. Evet, sabah bırakılmış tamam. Ama dün geceyi de orada geçirdi yani. Evet. Ve bebeği varmış. Hani bir dizi senaristinin de hükümeti devirme iddiasıyla hazırlanan bir operasyonda grafiker de gözaltına alındı bu arada biliyorsun. Evet. Gözaltına alınması gerçekten, dedim ki yazık ediyorlar kıza. Bunlara çok senaryo lazım. Kullansınlar yani. Çünkü şimdi tabii ki ironi yapıyorum ama ismini de bir türlü öğrenemedim. Çok zor bu operasyonun adı, bir tuhaf bir... Tahşiyeciler. Ha böyle bir şey. Tahşiyeciler. Şimdi mesela bununla ilgili bir şey yapın. İşte bunlar darbe yapacakmış da hükümeti devirecekmiş filan. Hep bu darbe paranoyası içinde olunduğum için Balyoz'da malum darbeydi, Ergenekon'da darbeydi. Unutmayalım yani, hala içeride casusluk yaptıkları iddiasıyla. Ha, bak notlarım da var. İstanbul askeri casusluk davasının hükümlü ne yazık ki sanıkları 49 kişi. Bunlardan 4 tanesi şu anda hala tutuklu. Ve hükümlü olarak tutuklu maalesef. Anayasa Mahkemesi önünde vicdan nöbeti tutuyorlar yakınları. Bir tanesi sivil memur, sadece bilgisayarcı kadıncağız, hiçbir şeyden haberi Antalya'da. Yok. Antalya'da babası ölmüş bir çocuğu var. O çocuk da anne bekliyor dışarıda, teyzelerinin yanında. Peki nedir bu? Ve bu arada bu senaryoları kim yazdı? Sabah grubunun, havuz medyasının televizyonu A Haber'de bu casusluk dosyası için aman Allah'ım nasıl bir kumpas, nasıl haksız yere yatıyorlar diye de yeni yapılıyor. Ha, bravo. Peki o senaryoları kim yazdı? Her şey Gülen cemaatine yıkılmak için yapılıyor tabii. Bundan da ondan. Şimdi ben çok merak ediyorum o senaryoları kim yazdı. Çünkü öyle bir senaryo ki
Yani içinde çok çok tabii ki heyecan var, dizi yapılır. Fuhuş var, casusluk var, entrika var, işte darbe var filan. Kim yapıyor bunu? 3-5 tane az subay, binbaşı filan. Bu zavallıların sesi çok fazla duyulmadı medyada çünkü çok gençler, çok küçük rütbeliler. Çok. Hani yani birkaç tane or filan olunca içinde daha çok lafı edilmişti. Bunlar unutuldu gitti garibanlar, Gölcük'teki subaylar işte filan, çoluk çocuk perişan oldular yani, insanlar perişan oldu. Bunun senaryosunu kim yazdı acaba? Yani böyle bir senaryo, ayağı tutmayan, yere basmayan. Ben asıl o senaristleri merak ediyorum. O senaristleri bir görsek çok hoşuma gidecek. Zir Vadisi'nde gidip elleriyle koymuş gibi o silahları bulduklarında. Ümraniye'de bir gece kondu da. Aynen. O bombaları bu davada da öyle. Bu davada da öyle. İçeri giriyorlar. Evini aradıkları şahıs orada yok. Çilingirle kapıyı açtırıp içeri girip buzdolabının arkasından bilmem ne çıkarıyorlar yani. Tutanak yok, şu yok, bu yok, kamera yok, hiçbir şey yok. Yani bunlar yaşandı Türkiye'de. Hala yaşayan mağdurları var. Mağdur olarak yaşamaya devam edenler var. Ama birdenbire hiç adını sanını duymadığımız bir tuhaf örgüt ismi çıkıyor. Bunlar da efendim darbe yapacakmış falan. Onu da manidar buluyorum açıkçası. Yani niye böyle bir şey? Hani tam da böyle ilk seçim zamanı yaklaşmışken şimdi tabii iktidarın beslendiği oy tabanı var. Bunun içinde dindarlar, milliyetçiler, muhafazakarlar çok büyük oranda yer tutuyor. Şimdi onlar rahatsız olmadı mı acaba? Bu insanlar dindar oldukları için de tanınan insanlar, onlar gözaltına alınırken bir rahatsızlık yaratabileceğini filan. Demek işte rahatsızlık o kadar büyük ki, öbür tarafta da korku o kadar şimdi büyük ki. Hem öyle yani gerçekten. Bu tehlikeyi göze alıyorlar yani, bu antipati yaratma tehlikesini. Bir yolsuzluk meselesini unutturmak, gözden kaçırmak, kapatmak istiyorlar 17 Aralık yıl dönümü. Evet, en büyük şey o. İki, korku. Cemaatle hakikaten intikam almak üzere hesaplaşmak istiyorlar. 3, sözünü ettiğin şey çok önemli az önce, seçim yaklaşıyor diye. Çünkü Gülen cemaati Nurcuları konsolide etmeye çalışıyor. Bütün bu Nur cemaatini diyeyim özellikle, konsolide edip yanına çekmeye çalışıyor. Şimdi bu tahşiyeciler örgütü denilen, hani güya bunlara karşı kumpas kurmuş cemaat, Gülen cemaati, tahşiyeciler diye bir terör örgütü yaratmış ve ona karşı kumpas kurmuş işte vesaire vesaire. Şimdi 4 yıl sonra onun nasıl ortaya çıktığını da anlatacağım şimdi, ama böyle bir şey. Şimdi bu cemaatin, Gülencilerin daha doğrusu kumpas kurdu dediği tahşiyeciler, Nurcular. Nurcuların bir bölümü, bir kanadı. Şimdi iktidar bir yandan Nurcuları parçalamak ve Gülen'in yanında yer alanların, kemik cemaatçilerin yanındakileri kendi yanına çekmek istiyor. Bir de bunun alt metninde, tahşiyecilerde böyle bir şey var. Şimdi bakın, bu tahşiyeciler meselesini 22 Ocak 2010'da, düşünün 4,5 yıl önce, yani yaklaşık 5 yıl önce hatta, kim açıklıyor? İçişleri Bakanı Muammer Güler. Peki o zamandan bu zamana, şimdi birazdan tekrar dönüp vereceğim ama Sözcü Gazetesi şu fotoğrafı yayınlamış. 2010 Ocağında Muammer Güler, tahşiyeciler terör örgütü, El-Kaide yanlısı örgüt diye. El-Kaide yanlısı örgüt diye bu operasyonu duyuruyor. Sonraki süreçte, bu 2010'da dediğim gibi, bu ne zaman? 2012'de bu resim. 2 sene önce. Evet. 2 sene önce zamanda pasta kesiyor Erdoğan lekesi. Şimdi bu 2 sene boyunca İçişleri uyumuş mu Muammer Güler beyefendi? Uyumuş da aslında onların terör örgütü olmadığını, Gülencilerin işte kumpas kurduğunu anlamamış mı?
Yani hani bir tanesinin çok güzel bir itirazı vardı. Doğruya doğru. Gerçekten biz silahlı bir terör örgütü olsak, zaman önünde bekliyorlar. Polis buraya elini kolunu sallaya sallaya bir tek arabayla 3 kişi mi gelir dedi. Yani biz almaya bir terör örgütünün inine tek bir domlu arabayla 3 kişi mi gidilir? Biz ne gece kondu baskınları gördük değil mi? Biri damda bekler, özel timler sağdan soldan kuşatır. Ala ala 2 tane kız çocuğu alırlar. Kıyamet kopar filan. Bütün mahalle abluka altına alınır. Bam bam bam. Terör örgütünden eleman aldık diye. İşte madem ki bunlar da hem de El-Kaide ile bağlantılı terör örgütü, daha ne kadar korkutucu bir şey olabilir yani önümüzde. O zaman onları da almaya böyle büyük teşkilatlarla falan gidilmesi gerekmiyor mu? Valla şöyle, şimdi ben böyle bazen iPad'den gösteriyorum bir görüntü. Sonra Ayşenur abla eve gidince iPad'imi sil temizle diyor. Kusura bakmayın ama sabahtan beri parmak izlerim var üzerinde. Şimdi dedim ya, bakın tarih 22 Ocak 2010, görebiliyor musunuz? Muammer Güler İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nin şeysi önünde açıklama yapılıyor. Yani tahşiyeciler operasyonunu duyuran Muammer Güler 4,5-5 yıl sonra bu geliyor. Şimdi bir gazetelere bakalım. Mahallenin sen gazete okuma dersleri verirsin. Evet. Dolayısıyla teker teker şu gazeteleri de bize anlat. Zamanla başlayalım. Ben tabii de çok güzel bir şey hatırlattın. Bu da artık vermiyorum. Niye vermiyorum biliyor musun? Çünkü ben bu gazeteleri analiz edip, kelimeler sayıp, içerik analizleri yapıp ondan sonra hangi fikri savunduklarını çözmeye çalışırdık. Şimdi böyle bir şey gerek kalmadı artık. Benim bilimsel yöntemlerime falan gerek kalmadı. Sadece şeye bakıyorsun, kime ait sermaye yapısı, hangi grubu? Nerede duruyor? Tamam o bitti. Zaman şurada. Bitti. Satarken bile öyle satıyorlar yani. Zaman gazetesi bir manifesto ile çıkmış, susmayacağız diye. Türkiye'nin sürüklendiği uçuruma ve dünyada gitgide eriyen itibarına bakarak üzüntü duyuyoruz. Dileriz siyasal iktidar benzer çılgınlıklara girişmez diyor. Siyah çok tabii logoyla demokrasinin bunu da kendisi alınmadan, gözaltına alınmadan önce hazırlamış Ekrem Dumanlı. Bu birinci sayfanın mizampajını. Şöyle bir parantez açabilir miyim izninle? Şimdi bunun yurt dışındaki yansımaları çok büyük oldu. Tabii cemaat yurt dışında çok iyi örgütlü olduğu için. Gerek de yok zaten yani. Zaten böyle bir şey de tabii bir ki gerçek bir değil mi tartışılır ama şu anda baktığınız zaman Türkiye'nin en çok satan gazetesi, en büyük gazetesi diye geçiyor tabii ya. Tabii ki. Evet. Bir de yani yurt dışındaki yani abone. Satışı değil de abone satışını da katarsan tabii ki Türkiye'nin en çok satan gazetesini bütün yöneticileri. Avrupa'da ne bilecek o ayrıntıyı? Tam da onu söylemek istiyordum. Çünkü benim çok birlikte doktora yaptığım Fransa'da çok sevdiğim bir Kanadalı arkadaşım var. Ne zaman Türkiye'de bir bela olsa hemen bana mesaj atar, kapım sonuna kadar açık, kaç gel atla filan diye. Bütün bu darbelerde işte şeylerde bunu söylemişti. Dün yine telaş ve panik içinde sizi gözaltına alıyorlarmış, çabuk atla gel. Ben de şimdi ne diyeceğim bilemedim. Bizi diye bu şimdi kadıncağız tabii muhalif medya susturuluyor diye, yani basın özgürlüğüne büyük darbe diye verildiği için bütün muhalifler gidecek diye. Birden sonra o rahatlığımdan da utandım yani, dur sıra sana da gelecek vaziyeti. Hakikaten dün şu vaziyette seyrettik ya. Çünkü kimin bu sefer işte cemaat medyası filan. Şimdi ona cemaat medyasını anlatmam gerekiyor. Böyle bir cemaat medyası var. Şimdi onları gözaltına alıyorlar filan. Devam edelim. Merkez ama medya. Dışarıdaki yansıması bu. Kesinlikle. Hatta şunu da vereyim geçeyim. AB'den yani Beyaz
daha doğrusu Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden geldi açıklama. Evet, Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. Bu arada AB'den gelen açıklamada Türkiye ya açık toplum ve hür basın ile demokratik bir ülke olacak ya da aynen bir askeri diktatörlük. Askeri mi? Diktatörlük hayır. Askeri tamam. Diktatörlük benzeri bir ülke olacak. Yani evet. Öyle kurmuşlar cümleyi. Şimdi Fuat Avcı sıra merkez medyada diyor ya, bakalım doğru mu, ama bir merkez medyadan örnek verelim Hürriyet'le. Önce manşet, sonra gözaltı. Senin söylediğin gibi. Hı-hı. Önce Zaman Gazetesi'nin manşetini hazırladı. Daha sonra gözaltına alındı Ekrem Dumanlı. Sözcü gazetesi Türkiye'nin çok satan gazetelerinden biri. Cemaat medyası ve polislerden 31 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Bir Zamanlar demiş. Zamanı böyle almış. Yurt gazetesi ise zamanlama manidar demiş. Hani zaman sözcüğünden hareketle sözcüğü verdik mi? Verdik. Yurt gazetesi de evet, zamanlama manidar diyor. Bakar mısın şeye de, Ekrem Dumanlı yanında Hakan Şükür'le, İdris Naim Şahin'le bir böyle muazzam bir destekle, yani hakikaten Musa işte yani gidiyor arkasında kitleleriyle filan. Evet, ben evet. Gerçekten pazar günkü yazımda bunu yazmıştım. Yani bizi sağdan say, 10 soldan say, işte 10 almaya gelseler kaç kişi olur kapının önünde, Silivri'ye giderken insanların yanında kimseler yoktu maalesef, ama cemaatin gücü gerçekten burada işte gözüküyor. Bir de tehdit vardı, o yanında duran milletvekilleri de gününü görecek, evet, filan evet, diye bugün. Evet, evet. Yani. Senin gazeteni de paylaşalım. Posta Gazetesi. Türkiye'nin sahiden en çok ve hani tirajıyla oynanmayan, gerçek rakamıyla bildiğiniz bir gazete. Posta ilk kez olmuyor demiş. Evet, yani biraz hatırlayalım. Türk milleti balık, evet, hafızalı bir ülke ne yazık ki. Bunları gazeteci, asker, bürokrat ilk kez böyle toparlamıyor. Evet, maalesef. Evet. Taraf gazetesi Hitler de böyle başladı demiş. Aynen senin az önce söylediğini, evet, tekrar tekrar evet söylemek lazım. Önce Yahudiler için geldiler, sesimi çıkarmadım. Çünkü Yahudi değildim. Sonra komünistler, sendikacılar için geldiler, sesimi çıkarmadım. Çünkü komünist sendikacı değildim. Sonra benim için geldiler ve artık ses çıkaracak kimse kalmamıştı diyor. O tarihi anekdotu. Tabii bir tarihi anekdot daha vardır. Çok bu iktidarın başında hep onu söyledik. Malum kurbağa hikayesi. Kurbağaları büyük bir kazana atarlar. Kurbağalar orada ufak ufak yüzmeye başlar. Sonra altının da ateş yakarlar. Güzel tatlı bir ılıklık. Kurbağalar yine kaçmayı denemez. Yavaş yavaş haşlanırlar ve artık bu suda biz haşlanıyoruz dedikleri zaman zıplayıp kaçabilecekleri o kazandan kaçamazlar. Çünkü haşlanmış olurlar. Şu yeşil renge bakıp Taraf Gazetesi'nden mi aklına geldi acaba? çünkü kurbağalardan biriydi, yalan değil. Evet. Yani görmediler, görmediler, görmediler. Görmedikleri gibi görmek istemediler. O Ahmet Şık arkadaşları olduğu halde sustular ya da yalan yazdılar. Balyoz için neler uydurdular? Daha doğrusu uydurulanları servis ettiler. Ergenekon için neler servis ettiler? Taraf Gazetesi bugün diyor ki Hitler de böyle başladı. Günaydın. Evet. Hakikaten günaydın. Yapacak yerleri yok vallahi çok. Evet. Ellerinde çok kan var. Çok. Şimdi gelelim. İktidarın yanındaki medyaya. Efendim Sabah Gazetesi listenin başı Gülen demiş. Şimdi Gülen'in adı fezlekede geçmiyor. Savcının gözaltı fezlekesinde geçmiyor. Ama bunlar hep öğreniyorlar biliyorsun. Öğreniyorlar. Evet. Yani biliyorlar arkadaşlar. Diyor ki gözaltı... Sorduğun zaman da gazetecilik yapıyoruz diyorlar. Ben en çok ona bayılıyorum. Değil mi? Zaten bana ya da size yanıt verir gibi diyorlar ki gözaltı listesinde yer almıyor ama
Bir nolu şüpheli Fethullah Gülen ve Kırmızı Bülten çıkartılacak hakkında. Nasıl çıkartacaklar? Dünya ve yaşadığı Amerika o bülten için ne diyecek bilmiyorum. Star'a bakalım. Star biraz daha rahatsız edici. Biraz daha değil daha doğrusu. Çok rahatsız edici. İnlerine girdiler gibi. O... Ama rahatsız edici olmasın. Sayın Cumhurbaşkanı öyle dedi. Onun sözcüsü. Evet. O inlerine yani, gireceğiz dedi. Yani, bu da inlerine girdi diyor yani. Bunlar bir ara bir dans ediyorlardı. Aynı yatakta yatıyorlardı. Tabii ki. Ben Cemaat Gazetesi zannediyordum. Yaptıkları yayınlarından. Ya. Öyleydiler. Şimdi Yeni Şafak'ı da görelim. Yeni Şafak Gazetesi de keza iktidara yakın ama havuzdan, yani havuz deyince sabahı ve sarı ayrı tutmak gerekiyor. Özellikle sabahı. Biraz daha farklı bir yerde Yeni Şafak galiba. Neden böyle söylüyorum birazdan söyleyeceğim ama şimdi sadece hesap zamanı gibi daha nispeten hani ortada gibi bir şey görelim. Özgür gündemi görelim. Özgür gündemi bambaşka bir yere koyuyorum. Yani ne işte merkez medya, ne muhalif medya, ne cemaat medyası, özgür gündem, Kürt medyası ve onlar nasıl baktılar? Ben onu bilmiyordum. Evet. Onlar şimdi nasıl baktılar? Kobane'de kış tehdidi. Bir özgür, bu şey. Bu aynı ama yani Gezi'de yaptıkları gibi. Bana ne siz birbirinizi yiyin, bizi ilgilendirmiyorsunuz tavrını yani. Öyle. Aynen öyle. Tam da bunun için paylaşmak istedim. Şimdi haber yok mu var? Özgür gündem manşetinin sol üst köşesinde var bu haber. İktidar çatışması zamana sıçradı diyor da. Hani bir başlıkla var. Tam söylediğim gibi. Yesinler birbirlerini bize ne? Bize ne? Kobane'de kuş tehdidi. Yani bunu her yerde görüyoruz. Her yerde görüyoruz. Zaten Kobane'de de bağırdık, çağırdık. CNN International'a birinci haber falan girdi uzun bir süre. Sonra ne oldu Kobane? Yani şu anda ne oldu? Hani IŞİD orada mı çıktı mı gitti mi? Allah aşkına bağırıp çağırmayı bırak. 36 kişi öldü Kobani için Türkiye'de. Evet, evet. Yani Kobani'deki peşmergelerden söz etmiyorum. Türkiye'den tabii olay Türkiye'de. Kıyamet koptu. Birdenbire yok gündemde bir Kobani olayı yok yani. Böyle bir enteresan bir ülke burası. Gerçekten çok enteresan. Bundan yaptık kaptık başka bir şey konuşulmadı. Başka bir şey konuşmaya kalkıldığında bir dakika hop hop Kobani denildi. Amerika'dan CNN'in en önemli muhabirleri geldi. Türkiye'den Suruç'tan geçip oraya gitti. Ha, Suruç demişken bunu paylaşmam ne kadar doğru bilmiyorum ama oralarda görev yapan birisiyle görüşüyordum da Suruç'ta bir harabe halinde deniyor. Yani oranın durumu da hiç parlak değilmiş. Ve bayağı da böyle ufak ufak PKK'lı geliyormuş kaçıp teslim olan. Şimdi orada ikinci bölümde konuşalım Yazgül'ü. Çünkü çok kapalı fakat birçok da sinyali olan bir gelişme var o cephede. Yani Kobani ne oldu Kobani? Susuldu. Evet susuldu. Çünkü Kobani'yi Kürt siyasi hareketi AKP'yi Erdoğan'ı zorlamak için kullandı. Yani o sokaklarda ölenler resmen feda edildi. Ve o anlaşmada enteresan hakikaten çok enteresan. Bir anlaştılar ve sustular ama. Evet evet anlaştılar. O anlaşmanın işte ne olabileceği konusunda çok çarpıcı birkaç bilgi, yorum paylaşacağım ama ikinci bölümde çünkü bu bölüm bitmek üzere. Bitmeden de TRT'yi vermemek olmaz. TRT nasıl verdi? Şimdi ekrana gelecek o görüntü. İnanamayacaksınız. TRT görüyorsunuz değil mi? Eden bulur hashtag ile. Yani TRT işte Türkiye'de sabah gibi bir programda bütün bu gelişmeleri veriyor spiker. TRT'nin şeysi manşeti eden bulur azizim.
Yani hakikaten çok enteresan. Şimdi Ülke TV olsa anlayacağım da. Evet. TRT olunca TRT, biraz tuhaf oluyor. Ama TRT Ülke TV'nin de şeyinde tam yani havuz medyasının babası abisi neyse işte zaten TRT. Bu bölümü Yeni Şafak gazetesinden Abdülkadir Selvi ile hani iktidarın sözcüsü gibiydi. Allah Allah çok şaşırttı. Hani bırakın bu 14 Aralık operasyonu savunmayı ki mesela koskoca Mehmet Barlas bile savunuyor. Bu bir savaş hali falan diyor. Bırakın onu çok açık karşı çıkmış. Bir izleyelim. Zaten sonra vedalaşacağız ve bunları da ikinci bölümde konuşacağız. Ama bir izleyelim Abdülkadir. Zaman ve STB yöneticilerinin gözaltına alınması ne anlama geliyor? Zaman gazetesine giderek polislerin Ekrem Dumanlı'yı polis otosuna bindirmeleri doğru mu? Basına baskı yapılıyor diye dünyayı ayağa kaldıranların ekmeğine yağ sürülmedi mi? Bu operasyonu yapanlar nasıl bir algı yönetimine hizmet ettiklerinin farkında mı? Yaptıkları Türkiye'yi dünyaya rezil etmekten başka bir işe yaramadı. Ayrıca bir gazete binasından bir gazetecinin bu şekilde gözaltına alınmasına kimse itiraz etmese ben itiraz ederim. Yapılan doğru değil. Şiddete bulaşmadığı, sahte suç ve delil üretmediği sürece gazetecilerin ne suçu var? Kurtlar Vadisi'nde işlenen her konudan dolayı kanal yöneticilerini mi içeri alıyorsunuz? Dikkat ederseniz bir süreden beri paralel yapıya ilişkin yazılar yazmıyorum. Çünkü geçmişte Ergenekon'da olduğu gibi şimdi de paralel yapı diye bir çuval açıldı. İçine herkes doldurulmak isteniyor. Bunun paralel yapıyla mücadeleye zarar verdiğine inanıyorum ve buna karşı çıkıyorum. Çok açık ve net olarak belirtmek istiyorum ki Zaman Gazetesi basılarak Ekrem Dumanlı'nın STV'den Hidayet Karaca'nın alınması yanlış. Kim yaparsa yapsın yanlışa itiraz ediyorum. Bir şeyden vazgeçti galiba milletvekili olmaktan. Ya da olamayacağını anladı. O vazgeçmemiştir canım. Kendi kendine vazgeçmez de. Evet, böyle olamayacağını bir, anlamış çok, olabilir. Belki bir patron güzel bir duruş meselesi. Çünkü. Evet de. Bu Karaalioğlu'nun ben Yeni Şafak gazetesinin gazetecilik reflekslerini aslında yani bir, neredeyse 20-30 yıldır her zaman başka bir kefede değerlendiririm. Vardır çünkü. Tabii gelenekten gelen bir gazetecilik olduğu için yani ama Abdülkadir şey gibi Yeni falan, Şafak'tan beklersin de Abdülkadir böyle böyle oynamaz yani Yeni Şafak'ın bir haberlerinde falan enteresan bir şey vardır. Şimdi efendim Yazgül Aldoğan da acaba Abdülkadir Selvi'nin bu çıkışı neye yorumlanmalı? PKK ile Öcalan'da Erdoğan daha açık söylemek gerekirse ne konuda anlaştılar ve bu nerelerde nasıl yankılanıyor ve daha önemlisi tabi mahalledeki tavır köşelerde her şeye rağmen ve ama demeden bu operasyona karşı çıkmak mı lazım? Bütün bu soruların yanıtlarıyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Medya Mahallesi devam ediyor. Yazgül Aldoğan'la birlikteyiz. İki sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Dolar zaten güne Ocak ayından bu yana yani yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı 2.31 ile. Şu anda dolar 2.32 hani adım adım diyeceğim adım adım da değil koşar adım neredeyse çıkıyor. Durur mu? Nerede durur? Bir de çünkü belli bir seviyeyi aştıktan sonra işte diyelim ki 2.10'un altına inmesi daha da zorlaşıyor. Yani dolar düştü deniyor. Nereye düşüyor? 2.23'e 2.24'e düşüyor. Oysa 2013 rakamlarına baktığınızda bu zaten çok alevli, havaleli bir oran. Bir bu gelişmeyi vereyim. İkincisi şu, zaten bu konuyla devam edeceğiz. 14 Aralık operasyonuyla ilgili olarak Hüseyin Gülerci emniyette gözaltı listesindeydi. Aslında yeri yurdu belliydi.
Yani o gözaltı listesindeki herkes gibi gidip o da alınabilir ve polis eşliğinde emniyete getirilebilirdi. Ona bir ayrıcalık yapıldı belli ki. Bugün kendisi gitti emniyete ve şu anda da ifade vermekte. Hani bir yani Yalova'dayım bekleyin falan dedi. Hoşluk yapılmış ama zaten o listede niye var? Ben onu anlamadım. Evet, çünkü yani epeydir yollarını ayırmıştı, evet. Ama işte demek hatta neredeyse itirafçı gibiydi. Ama yani işte Bezzetbek gibi olmasın. Unutmuyoruz da demek ki yani. Kindar çok ilginç. Malum. Çok ilginç. Yani hani ben tutuklanmasını beklemiyorum Hüseyin Gülerce'nin. Hatta bugün içinde serbest bırakılıp, çünkü bazıları mahkemeye bile çıkartılmadan serbest bırakıldı. Gözaltından gönderildiler. Ben Hüseyin Gülerce'nin de mahkemeye sevk edilmeden tutuklama talebiyle falan gönderileceğini düşünüyorum. Ama bakalım, göreceğiz. Belli olmaz hiçbir şey. Şimdi serbest bırakılanları da söyledik. Dizi senaristi, dizi yönetmeni falan. O diziler, onu da belki konuşmak lazım. Şefkat Tepe ve Tek Türkiye dizileri. Hı hı. Tek Türkiye, evet. Esas şimdi Türkiye. Bu mesele, hani Tek Türkiye için iddia şu, bu tahşiyeciler diye bir terör örgütü yaratıldı. Sahte olarak kumpas yapıldı bir Nurcu gruba. Ve Tek Türkiye dizisinde de bu algı yaratıldı. Yani Twitter'da, sosyal medyada yıkılıyor ortalık. O zaman Kurtlar Vadisi. Aynen değil mi? Kurtlar Vadisi'nde ne oluyor diye. Şimdi bir de tabii bu Şefkat Tepe dizisi bütün bunlardan bağımsız olarak doğrudan doğruya Erdoğan tarafından hedef alınmıştı. Hani bir kamyonette Şahzade Muhammed gösteriliyor, bu nasıl olur falan diye. Herhalde bunları ona yetiştiriyorlar değil mi? Yani bu kadar meşgul bir insanın bu dizilerden falan nereden haberi var? Yani benim bile haberim yok. Biz tabii sabahtan akşama oturup Samanyolu TV izlemiyoruz tabii. Evet, ama onlar yani bir kere tuhaf bir her şeyden haberleri var. Hani benzetmek gibi olmasın, deli enerjisi diye bir enerji vardır ya. Böyle bir enerjiyle her şeye yetişiyor Erdoğan. Çünkü her şeye yetişiyor. Bir de seçimlere kadar, hemen bir parantez açayım, sıkı sıkı emir vermiş, gündüz gece her an bir yerlerde konuşma yapmak üzere. Evet. Her dakika. Bu çakma Şebi Arus törenleri falan da o. Yani çünkü Konya'daki Şebi Arus'a gittiği zaman konuşmuyorlar biliyorsunuz siyasetçiler. Bunun bir konuşması lazım. Onun için İstanbul'da bir çakma Şebi Arus düzenlendi. Bütün Alişan'ından işte sevgili şeyine, Yavuz Bingöl'üne şarkılar söylediler. Nasıl bir Şebi Arus? Herhalde Mevlana 30 bin defa dönmüştür garibin mezarında. Erdoğan bugün de TÜBİTAK'ta konuşacakmış. TÜBİTAK'ta konuşur, çok iyi konuşur. Çünkü gene bunlar matematik. Günde iki defa, bir sabah bir akşam mutlaka, yani mutlaka bir şey var. Vardır, ama bugün önce TÜBİTAK'ta konuşacakmış, bilmiyorum. Ben gündemden bakıyorum. TÜBİTAK'ta hani bilim falan, bunlar matematiği, fiziği zorunlu yapmaya ses çıkarmıyorlar da din dersine laf ediyorlar diyecek mesela. Bilim konusu gelince çok coşuyor. Erdoğan çok keyifli oluyor doğrusu. ama yani hakikaten işte bir diziyle uğraşmak. Bu arada gene Erdoğan kızmış o kanalların birinde, Küçük Kıyamet dizisinde Azrail insan gibi tasvir edilmiş, buna köpürmüş. Ay Diyanet seni, telefonu gibi olmuş. 2014. Her şeyden haberi var. Evet, olmuş vallahi. Hakikaten olmuş. Ben de gazetelerden not aldığım notları paylaşıyorum sizlerle. Şimdi gelelim medyanın, mahallenin manşetleri gördük ama mahallemize. Sosyal medyada ilk tweetler, köşeler vesaire, medyada kim ne yaptı, ne dedi, bu konuda açık ara Ahmet Şık birinci. Çünkü Ahmet Şık çok güzel de bir mesaj verdi. Dedi ki, birkaç yıl önceki faşizm döneminin
kudretli sahiplerinden cemaatin bugün yaşadığının adı da faşizmdir. Faşizme karşı çıkmak erdemdir. İşte görüyorsunuz ekranda Ahmet Şık bu tweetiyle hani günün en şık adamı oldu. Evet, Ahmet Şık o dönemde de dokunan yanıyor diye bir şey söylemişti. Dokunduğu cemaat şimdi yanıyor. Ama çok şık bir şekilde hakikaten ve gerçek bir gazeteci kimliğiyle, çünkü gerçek bir tabii demokrat kimliğiyle asıl olan buna çünkü karşı çıkıyor. Faşizme karşı çıkmaktır, evet. Baskıya karşı çıkmaktır diyor. Evet ve karşısında da şey cevabı da fena değil tabii. Yani biz senin hakkını savunamadık, helal et. Aha, ekran dumanlı demiş değil mi? Evet, evet. Biz senin hakkını savunamadık. Evet. Ama çıkınca demiş ilk görüşeceğim kişi Ahmet Şık olacak demiş. Ekrem Duman'da. Laf kaçacaktı ağzımdan, neyse yuttum. Demokrasi kurbanları mı diyeyim ne diyeyim yani. Yani şu çok acıklı değil mi peki? Yani illaki insanların bazı gerçekleri görmesi için damdan düşmeleri mi gerekiyor? Herhalde öyleymiş. Ha. Bu vardı yani, bunun nasıl böyle bir aymazlık içindeydiler, özellikle bizim entelektüel takım tabii, ben onları şimdi çok merak ediyorum. Bir dakika, entelektüel liberal aydınlarımızın neler söylediklerini, neler yaptığını. Sen bu pası verince ben gol atmadan duramayacağım, kusura bakmayın. En liberallerinden Hasan Cemal'i tek geçerim. Çünkü Hasan Cemal, şimdi bakın, Hasan Cemal'i insan olarak çok severim. Hı hı. Sen de herhalde geçmişte. Evet, geçmişte yani dostluk, hani, evet. Böyle bir hoş, çelebi hali onun falan. Onun için çok vardır. Acıtıyor. Çok, çok. Onun için acıtıyor, yoksa yani. Şimdi Hasan Cemal bu balyozda, Ergenekon'da nasıl bir tutum takındı, nasıl Erdoğan'a destek verdi, onların dışında da verdi destek, 12 Eylül referandumunu sahi zannetti, aldandı, yetmez ona evet dedi, evet. Hadi Ergenekon'u balyoz geçelim, ama evetçiler. Orada da aldandı. Şimdi Ahmet Şık'ı tanıyordu ya da tanıması gerekiyordu. Tanımadı mı? Aynı binada çalıştılar yıllarca. Sustu. Ahmet Şık'ın bir terör örgütü üyesi olabileceğini söyleyenlere inandı, inanmasa da sustu. Evet. Bizim söylediklerimize karşı bana şahsen hani paşacı diye böyle laflar attı, beni bir yerlere yönetime şikayet etti vesaire. Evet. Bana şimdi da televizyonda, ekranlarda hakaret etti. Değil mi? Evet. Şimdi sonra gitti Hasan Cemal dün. Şey yaptıktan sonra Ekrem Dumanlı gözaltına alındıktan sonra Zaman gazetesine destek için gitti. O fotoğraf işte burada, deve tüyü rengindeki kazayla görüyoruz Hasan Cemal'i. O gazetenin yapılışına vesaireye bakıyor ekrandan. Şimdi Hasan Cemal'den böyle bir destek. Ama yanı sıra yani Ekrem Dumanlı, biz senin hakkını yemişiz, seni savunamamışız, özür dileriz. Özür dilerim Ahmet Şık dedi. Herkesten özür dilemedi ama ondan diledi. Neyse, her neyse özür diledi. Yanlış yapmışız dedi. Hasan Cemal'in ne borcu var? Onun Ganj'da yıkanması lazım. Hindistan'a gidip diyorsun. O kadar çok borcu var ki gerçekten. Yani şimdi o da kendini bir parça mağdur hissediyor tabii. Yani işte bir gazete köşesinde değil. Çok evet. O da damdan kişi, evet, çok kişi tarafından dışlandı, selam verilmiyor, suçlanıyor. Bunun rahatsızlığı içinde tabii ama bilmiyorum, yeni bir kitap yazar da belki ben nerede yanlış yaptım nerede yanlış yaptım diye tekrar temize çeker mi kendisini bilmiyorum ama yani bu dönemler turnusol kağıdı gibi tabii, çok acıklı tabii. Nerede durduğun, niye orada durduğun çok önemli. Şahısların isimleri hiç önemli değil. Ama sen gerçekten adaletin, demokrasinin,
fikir özgürlüğünün yanında durduğun zaman pusulanı çok net tayin ediyorsun kimin yanında duracağının. Yani önemli olan ilke sahibi olmak, yoksa Ahmet'i Mehmet'i savunmak değil. Yani sen bir ilkeye inanıyorsan ve o ilkeyi savunuyorsan, o zaman o ondan ötürü kim mağdur ediliyor, kim haksızlığa uğruyor çok açık, yani kimi savunacağın çok açık. Yoksa biz bu yanında durduğumuz insanların hiçbirini tanımazdık ki. Tabii. Yani ben hepsiyle Silivrilerde falan tanıştım. Ben zulüm kurbanı oldukları ya, için bırak, durduk yanlarında. Subayları, onları hepsini biraz. Hayır ama bir İlhan Cihaner. Silivri'de karşı tanıştım. Evet. Tanımazdım. Ya ben de Mustafa'yı tanırdım tabii ama mor samimi arkadaşım değil. Bazı fikirlerine katılmam. Bunlar hiç önemli değil. Düşün. Evet. Ahmet Şık'a zaman zaman kızmışımdır, yaramazlık yapıyor işte gazeteci olarak izlediği bir takım mitinglerde filan heyecanına kapılıp da mitingciymiş gibi davranıyor diye. Çünkü etik olarak ben ona da karşıyım. Ben gazeteci olarak izlediğim, inan ki hani gösteride bile, gösterilerken bir sanat gösterisinde bile neredeyse alkışlamayı, ya alkışlamasam mı acaba, ben burada gazeteci kimliğimle oturuyorum diye düşünen bir insanım çünkü. Mümkün ama olduğu kadar. Ama sen sessiz çığlığa falan katıldın. Tabii ki katıldım ama tabii ki katıldım çünkü orada çok ciddi bir haksızlık var. Ay ama aynı şey değil mi? Yani bir mitingde niye düzenlenir bir miting ve niye orada sorulur? Söylemek istediğim şu, bütün bu olaylardan önce mesela bir eylem var, gençler bir eylem koyuyor. Sen de gazeteci olarak orada fotoğraf çekiyorsun. Tamam ama yani o eylemi destekliyor olabilirsin. Yok artık orada fotoğraf çekiyorsan gazeteci olarak ve haberini yazacaksan o eylemi için. Ama sen Silivri'ye haber yapmak için, yazmak için gidiyordun. Hem de destek için gidiyordun. Ama ayrı mı? Zaten ayrı tabii. Yani şimdi ben Beşiktaş'a insanların yanında durmaya destek için gidiyorum. Ama sonra yazıyordun. Ama Silivri'ye haber takip etmek için gidiyordum gerçekten. Çünkü orada bir şey oluyordu ve kimse yazmıyordu. Orada olup bitene uzak diye, işte gözden kaçılıyor diye inanmadıkları için ve benzeri kimse dile getirmiyordu. Onun için orada gerçekten gazeteci kimliğiyleydim. Tabii ki orada ağlayan kadınları gördüğün zaman boynu bükük oturan sanıkları gördüğün zaman için paralanıyor. Çünkü bir de uyuklayan savcıyı görüyorsun. Dinlemeyen, söz vermeyen hakimi görüyorsun. Orada bir tiyatro oynandığını görüyorsun. Yani sonuç olarak sen de insansın. Şimdi bu meselede o kadar çok canı yanan insan oldu ki gerçekten, Ergenekon ve Balyoz'da, o da TV davasında keza, casuslukta. O kadar çok KGK'da, var ki İstanbul casusluk, bizim casusluk. Davalarda özellikle özel yetkili mahkemelerin baktığı davalarda hepsinde büyük haksızlıklar oldu. Şimdi Ekrem Dumanlı, tabii Ahmet Şık günün en şık ismi ise Ekrem Dumanlı da hani manşetlerdeki isim, günün ismi, manşetlerde o var hep, Ekrem Dumanlı görüntüsüyle vesairesiyle. Şimdi bir yazı yazmış gözaltına alınmadan önce. Bugün Zaman gazetesinde pazartesileri zaten köşesi olur hep, orada yer verilmiş. Diyor ki, tam yayılım ateşinin altındayken ve meslektaşlarımızdan destek beklerken, ama siz de yanlış yapmışsınız gibi eleştirilere maruz kalıyoruz diyor. Bu oldu gerçekten, kim bilir, ama siz de bak öyle yapmıştınız dediler, devam ediyor. Tabii herkesin fikrine, eleştirisine saygı duyuyorum. Lakin meselenin doğru anlaşılması için kısa bir şerh düşmekte fayda var. Biz Ergenekon soruşturmasına dürüstçe sahip çıktık ve elimizden geldiğince samimi destek verdik. Bak. Sebebi çok açık. Bu ülkede defalarca darbe yapıldı ve darbecilik bir gelenek haline geldi vesaire. Demokratik ve hukuki bir tavır olarak yürüttüğümüz Ergenekon karşıtı yayınlarda hata ettiğimizi düşünen meslektaşlarımıza çıkabilir ama yanı sıra diyor. Şimdi hala daha yani biz burada kendi ifadesiyle ne diyor? Dürüstçe sahip çıktık, samimi destek verdik, demokratik ve hukuki bir tavır olarak yürüttük.
Hiçbiri doğru değil bunların. Ben de hayretler içinde dinliyorum okuduklarını. Bugün iki gazetede, yani hani damdan düşerken yazılmış bir yazı bu. Sahiden damdan düşerken bunları yazmış hala daha. Hangi demokratik, hangi hukuki tavır? Yani Türkan Saylan için yazılanları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ndeki kızlar, harp okulundaki gençlere ya da genç teğmenlere peşkeş çekiliyor haberlerini. Biz nerede gördük? Ay, korkunç yani, iftiralar atıldı insanlara, korkunç yani, çok çok acıklı. Ve geçen gün yine biri bana, yanılıp gittiğim bir televizyon kanalında, evet maalesef böyle hatalar yapılabiliyor. Şeyden bahsediyor, misyoner yetiştirdi diyor Türkan Saylan diyor, o burslarla diyor. Asıl misyonerleri siz yetiştirdiniz dedim, yani IŞİD evlerinde. Kim yetiştirdi? Ne misyoneriymiş peki? Ha, yani ne misyoneri? Yani Cumhuriyet tabii ki. Ha, Cumhuriyet kadar büyük düşman mı vardı? Cumhuriyet mi var? Cumhuriyet misyonu, yani misyoner nedir? Görev bilen kişidir. Evet, Cumhuriyete misyoner yetiştirilir. Hanımlar beyler, hayır yani. Hayır, yetiştirilmez çünkü Cumhuriyet kötü bir şeydir. Onun yerine ümmet ve Osmanlı var. Sanki Osmanlı İmparatorluğu da övündükleri ve illa geri dönüp tekrar yaşatmak istedikleri, hani ihtişamlı dönemindeymiş gibi. Bitmişti, batmıştı, çökmüştü. Osmanlı mı kalmıştı? Yoktu ki. Padişah kaçmış, tebaa sokaklarda, aç, sefil ve cahil. %1'i filan okuma yazma biliyor, o şimdi hani yazalım çizelim dedikleri Osmanlıca. Buna mı geri dönülecek? Yani Osmanlıca kim konuşuyordu? Türk sokaktaki köylü mü? Türk köylüsü mü? Ne? Onlar sadece bir lokma aş için ekip biçen zavallı insanlar. Asker devşirme. Bütün sultanlar şeyden savaş ganimeti olarak getirilmiş batılı esir kadınlar. Yani Yezidilere yaptıklarını Osmanlı'da işte Sırbına, Rusuna, şusuna busuna yapmıştı. Bir tanesinin Osmanlı padişahlarından kaç tanesinin anası gerçekten Türk? Kötü yani. Hiçbiri değil. Yani en yakını herhalde Çerkes falan. Hepsinin annesi yabancı gelin, hadi öyle diyelim. Tabii. Filan. Bunu savunuyor yani. Bu düzeni savunduğu için de Cumhuriyet'e tukaka diyor. Ya bitmiş, kül kalmış. Artık o küllerin üstünden bir cumhuriyet kurulmuş ve yaratılmış yeni bir düzen. Olan bir şeyi yıkmamış ki insanlar. Neyse. Şimdi tekrar Ekrem Dumanlı'ya dönecek olursak, hakikaten damdan düşerken yazılmış bir yazıdan alıntı yapıyorum. Belki düştükten sonra yani çıktıktan sonra belki başka bilmiyorum. Bir şey yazar. Çünkü ben sana bir şey söyleyeyim mi Ayşenur? Ben çok uzun süre tutuklama kararı falan çıkacağını hiç zannetmiyorum. Öyle mi? Hiç. Yani çok uzun süre bile kalacaklarını zannetmiyorum. Şu anda bile işte içeride işkence yapılıyor falan gibi laflar dolaşıyor. Ne işkencesi, oturmuş konuşuyorlardır. Yani evet, zannetmiyorum bunun çok, bu bir gözdağı çünkü bak. Göz bir dağı, taraftan ama, bu bir gözdağı. Ama yok, gözdağı. Yani biz ama, bunları aldık. Şimdi sizi de alabiliriz. Sıra size geliyor. Konuşmayın, yok, yazmayın filan da var. O gözdağının artık bence manası kalmadı. Şöyle. Yani bunu yaptıklarını, yani gözdağı 12 senedir aralıksız yapılıyor zaten. Evet. Evet, ama hala şimdi hala sesi çıkanlar var. Ben burada bu kadar çabuk bırakacaklarını zannetmiyorum. Ha şu olabilir. Amerika'dan, AB'den vesaire abilerden o kadar gelir. Başladı gerçekten yani kameraların karşısına veriliyor tepkiler. Hı-hı. Ama siz ne yapıyorsunuz diye bir şey gelebilir. Yani Avrupa Birliği diyor ki eğer bu böyle olursa Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hayaldir diyor. Yani medyasına böyle yapan bir ülkenin Avrupa Birliği üyeliği hayaldir diyor. Ya demişken ne olur şunu paylaşmama izin verin. Sen de izin ver sevgili Yazgül'ü. Şimdi Rusya Başbakanı Medvedev Ukrayna'ya sataşmış. Onların Ukrayna ile büyük bir meselesi var ya. Demiş ki Ukrayna AB üyesi olmak istiyor. Hani bir tür hayal görüyor der gibi. Şu bir
gazete için makale kaleme almış. Yani hani lafın gelişi çıkmış bir şey de değil. Konuşurken ağzından bir laf kaçar ya, öyle de değil. Bayağı bir makale kaleme almış. Medvedev şöyle demiş. Ukrayna ne zaman AB'ye girecek? Türkiye'den sonra. Peki Türkiye ne zaman AB'ye üyesi olacak? Hiçbir zaman. Şimdi bir dakika, Putin yeni gelmişti Türkiye'ye, Erdoğan'la görüştü. Acaba Putin mi söyledi Medvedev'in kulağına fısıldadı? Patron korkma, bunlar hiç AB'ye girmeye falan niyeti yok. Bu dedi acaba, bilmiyorum ki. Tamam, öyle değil mi? Yani çok çok net. Zaten çok net gözükmüyor mu? Nereye girmeye niyetimiz olduğu? Hayır, belki hani öyle olduysa serbest bırakırlar diyeceğim ama ben zannetmiyorum. Özellikle Ekrem Dumanlı'nın, bak, Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca. AB değil ama ABD. AKP. ABD. ABD pardon. ABD olabilir. Evet. Bir o ihtimali olabilir. Evet. Şimdi devam ediyorum Ekrem Dumanlı'ya. İşte biz Ergenekon'da son derece demokratik, hukuki bir tavırla yaklaştık haberlere falan. Konuştuk ne olduğunu. Buna rağmen diyor yine de bu konuda bu böyle yayınlarda hata ettiğimizi düşünen meslektaşlarımız çıkabilir. Onlara canı gönülden soracağım tek soru var. Diyelim ki siz haklısınız ve bazı yayınlarımız ölçüyü aştı. Aynı yanlışı sizin bize yapmanız mı gerekiyor? Bu ön alıyor. Bizi savunun lütfen. Bizi savunun. Bizim. Biz aslında aynı mahallede yaşayan kardeşleriz. Ve bir de hani zaman özgür düşüncenin halkla el ele verdiği ve toplumsal gerçekliğin medya ile bütünleştiği önemli bir fikir merkezidir. Burası yıkılırsa bütün medya sele kapılır. Yani hani o şey hali, birbirlerine çok yakınlar aslında Erdoğan'la, o bakımdan. O hal, kibir hali. Evet. Devam etmekte. Devam ediyor tabii. Dünkü şeyi de gerçekten muazzam bir kahramanlık gösterisi gibiydi. O insan seli arasında arabasına gitmesi. Tabii ki yani hepimiz insanız. İnsan bir mağduriyete uğradığını düşündüğü bir dönem. İşte başbakanın uçağından inip bir müddet tukaka edilip sonra da polis aracıyla vatana götürülmek insana işte bir takım şeyleri düşündürüyor. Tabii etrafında o insanlar filan. Hani böyle tankın tepesinde darbe karşıtı bir havaya bile bürünüyor. Tam tersine darbecilikle suçlanırken. Şimdi elbette bundan şunu çıkartmayın. Bu baskına ben kendi adıma karşı çıkıyorum. Çıkarım. Yani deyin ki tahşiyeciler hakkında bilmem ne oldu. Tutuklamanız gerekmez. Bir kere her şey bir yana. Tutuklamaları gerekmez. Bir gazeteye gidip basmak gerekmez. O gazeteden o insanları öyle çıkartmak gerekmez. Ve zaten aslında ne konuşuyoruz biz? Hani bütün medyaya bunların yapılması gerekmez. Hani sadece zaman mı olur? İşte her şey ortada. Her şey ortada. Ama özellikle cemaat medyasına ve zamana destek çıkmak bizim mahallede bir hayli insanları birbirine düşürme eğilimi ne ortaya çıkarttı. İşte bak cemaati savunuyor gibi şeyler olabilir. Hakan Aksay çok güzel bir yazı yazmış. Kendisinin nerede durduğunu da anlatarak izleyelim, devam edelim. Hiçbir zaman cemaate yakın durmayanlardan, hatta bir dönem Moskova'da bazı temsilcileriyle gerginlik yaşayanlardan biriyim. Son bir yılın içinde pek çok şeyin değiştiğini görmekle birlikte ciddi bir öz eleştirici süreci yaşamayı başaramayan ve genellikle kendi canı yandığından söz eden Hizmet Hareketi'ne özel bir sempati ve güven duyduğumu söyleyemem. Ama bugün mesele cemaatin veya kendilerinin deyişiyle hizmetin tartışılması veya yargılanması değildir. İktidar basın özgürlüğünü giderek kısıtlıyor, muhaliflerini birer birer susturuyor, bazı gazete ve televizyonlara el koyarak, bazılarının parasını bastırarak, kimilerini korkutup sindirerek etkisizleştirmeye ve yandaşlaştırmaya çalışıyor.
Bugün de sıra Hizmet Hareketi'nin medya kuruluşlarına geldi. Bu engel aşıldıktan sonra sırada başka hedeflerin olduğuna kuşku yok. O zaman dün başkalarının ve kendimizin özgürlüğünü nasıl savunduysak, bugün de zaman ve Samanyolu'nun özgürlüğünü öyle savunmalıyız. Cemaat geçmişte nasıl bir tutum almış olursa olsun, hatta daha fazlasını söyleyeyim, yarın yeniden tutum değiştirmeleri ihtimali bulunsa bile, bugün onların savunulması vazgeçilmez bir görevdir. Çünkü hukuksuzluk karşısında duruma ve kuruma, kişiye göre tutum belirlenmez. Adaleti savunan, her koşulda ve herkesle ilgili olarak savunur. Zaman ve Samanyolu'na baskıları, geçmiş kinleri gerekçe göstererek seyretmek demokratlık olmaz. Geçmişte bazı gazeteciler bizim özgürlüğümüzü savunmadılarsa bu onların sorunudur. Bugün onların özgürlüğünü savunmak ise bizim sorunumuzdur. Seçim. Evet, yani o kadar düzgün, güzel formüle etmiş ki onlar bunu yapmışsa onların sorunudur. Ama böyle bir durum karşısında ne yapacağımız, nerede duracağımız, baskıya, faşizme, diktatörlüğe karşı çıkıp çıkmamaksa tamamen bizim sorunumuzdur, bizim meselemizdir. Dolayısıyla bu hakikaten, hakikaten dedim, bir izleyicinin notunu hatırladım. Lütfen hakikaten demeyin demişti, özür dilerim, dilime pelesenk olmuş. Niye böyle bir hakikaten? Hakikaten, hani hakikaten de değil, hakikaten. Bu bizim sorunumuz. Şimdi daha çok konuşacağız elbette günlerce, ama programın başında dediğim gibi yolsuzluğu asla unutturmamalı bugünden. 17 Aralık yıl dönümü geliyor bakın. Belki Yazgül'ün dediği gibi iki bakan hakkında ya da üç bakan hakkında Yüce Divan kararı çıkacak. Çünkü komisyonun raporu meclisteki oylanacak. Şimdi bak, bundan sonraki bütün gündem artık seçime yöneliktir. Yani tamam. Bütün yapılan her şey seçimle ilgili işler. Yani bir propaganda savaşı içindeyiz. Bu çok net. Seçimde gerçekten çok ciddi bir oy almaları gerekiyor. Çünkü oylarının düştüğüne ilişkin kamuoyu anketleri var ve bundan çok rahatsızlar. Sayın Cumhurbaşkanı kendini meydanlara attı, toplantılara attı, her konuda konuşuyor dedi. Bak, şunu da hatırlatarak baştaki gibi, dolar tırmanıyor, 2.32 evet. Oldu. İşsizlik tırmanıyor, evet. %10.5, %10.7 oldu. Torpil listesi çok vicdan meselesi kanatır. Haline geldi. Evet. Bir yandan yolsuzluk, Etiyan Mahçupyan bile ilelebet bunlar kapatılmaz diyor. Hı-hı. Şimdi bir yanda bunlarla seçime gitmek var, evet. Ve tabii kan kaybetmek var. Evet. Şimdi bunu önlemek için her zamanki gibi bir sosyal yardımlar arttırıldı. Hı-hı. Sosyal yardım alanların sayısı iyice yükselmiş ve miktar da yükselmiş. Her zaman bu konuyu gündeme getirdiğimde söylediğim gibi, İnsanların sosyal yardım, ihtiyacı olanların sosyal yardım almasına elbette ki karşı değilim. Elbette ki alınması gerekiyor. Elbette ki bu insanların yakacaktı, hastası varsa, sakatı varsa, yaşlısı varsa yardım yapılmasına hiçbir itirazım yok. Bunun bir seçim yatırımına dönüştürülmesine olan itiraz. Yani bu devletin sosyal yardıma ihtiyacı olana yaptığı bir destektir. Bir partinin, bir kişinin, en tepedeki liderin yaptığı bir yardım değildir. Yani bu ayrımı iyi koymak gerekiyor diye düşünüyorum seçmen nezdinde. Biz varsak size yardım var, biz yoksak yardım yok. Böyle bir şey yok. Sosyal yardımlar devletin yaptığı yardımlardır. Ama bunun 23 milyon kişiyi etkilediğini düşünürsek bu oy potansiyelinin de ne demek olduğu iyice anlaşılıyor. Yani bu çok önemli. İkincisi, birkaç gün önce bir laf atıldı ortaya, değil mi? Seçim barajı düşürülsün diye Anayasa Mahkemesi'nin evet, önüne evet, bir dosya evet, getirildi. Evet. Ve bu tabii iki partiyi ilgilendiren bir durum. Seçim öncelikle, barajının düşürülmesi. Öncelikle. Ötekileri ne hiç ilgilendirmiyor neredeyse. Çünkü Güneydoğu oyları için zaten bu %10'a çıkarılmıştı bu seçim barajı. Bölgesel oyları çok yüksek olan ama Türkiye genelinde oyları o kadar yüksek olmadığı için Türkiye genelinde uygulanan %10 barajını aşamadıklarından %50-60 gibi
oy aldıkları illerde hiç milletvekili çıkaramamak gibi bir durumla ya karşı karşıya kalan teker teker bir parti şimdi, var. %5 ya da olsa ülke barajı ha. 40 küsur milletvekili çıkarıyorlar. Evet. %5 gibi pek çok ülkede uygulanan tırnak içinde makul sayılabilecek bir oran uygulansa, hani bana kalsa demokratik bir şekilde milli bakiye sistemini bile tavsiye ederim. Yani en bir tek oyun bile ziyan olmaması için. Ama hadi diyelim ki bu ülkede bir takım sıkıntılar yaratıyor. İşte biz koalisyon hükümetlerinden çok çektik. Vallahi tek parti hükümetinden daha çok çekiyoruz bana kalırsa. Kesinlikle. Yani bir kesinlikle. Çünkü mutlak çoğunluğun getirdiği iktidar sarhoşluğundan hepimiz dayak yiye perişan olduk. Yani diktatörlük istikrarının önünde gidelim. Evet. Öyle bir şey oldu. Onun için ne kadar çok oyun hakkı verilse ve o kadar çok değişik partilerden meclise milletvekili girse daha demokratik bir ortam olacağı kesin. Şimdi bu oylanacak mı? Bu Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak mı? Gerçekleşecek mi? Niye ortaya atıldı? Bir pazarlığın şimdi bir oyunu muydu? Şöyle adım adım sorayım o zaman sana. Bir kere bir, sence baraj düşer mi? Yani Anayasa Mahkemesi ne karar alırsa alsın. Ben bunu seçimden sonra bakacağım diyecek iktidar. Yürüyecek, gidecek bana göre. Seçimden peki, kendi sonra baktığı zaman o seçim ne kadar hukuki olacak? Memlekette ne hukuki ki diyorsun? Yani hakikaten hukuk mu kalmış? Baraj düşer mi? Soru bir. Şimdi bu Haşim Kılıç bu açıklamayı yaptıysa ve biz bunu gündeme getirdik konuşacağız dediyse bu boşuna söylenmedi bu laf. Ortalığı bulandırmak için söylenmedi. Gerçekten raportör raporunu hazırladı. Önümüzde böyle bir şey var. Biz buna usulden bakarız dediği anda görüşülecek demektir. Ve tamam. %10 gibi bir baraj hiçbir şekilde insan aklına tamam, uygun değildir. Ama de ki Anayasa Mahkemesi böyle bir karar aldı. Evet, o Yüksek Seçim Kurulu'nun uygular mı uygulamaz mı? Evet. Işte tabii o, yani ona bu geliyor. Yasa koyucu olmadığı için Anayasa Mahkemesi meclisin buna uygun bir karar alması tabii lazım. Onu da Yüksek Seçim Kurulu'na gönderip uygulatması lazım. Ama bunu yapmadığı takdirde o seçimler hukuki değildir ve iptali gerekir diye Anayasa Mahkemesi'ne gidilirse ne olacak? Seçim sonrası kaosu düşünebiliyor musun? Peki ben sana başka bir şey soracağım. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce eğer Erdoğan anayasada tanımı yapılan Cumhurbaşkanı gibi değil de bir başkan gibi davranırsa bu memlekette kaos meydana gelir denmedi mi? Açıkladılar zaten 1 Ocak'tan itibaren bakanlar kuluna başkanlık edecekmiş. Daha ne diyoruz Azim biz yani hani kaosu takan mı var ya da işte anayasayı hukuku takan mı var Allah aşkına? Şimdi Demirtaş'ın kararımızı şimdi verdik seçimlere parti şimdi olarak giriyoruz demesine demek. Demirtaş'ın HDP'nin yani şimdi bakın Yazgül'ü de ben de ve birçok kişi de iktidarın AKP'nin kendileri açısından da tabii ki Türkiye açısından da en kritik seçim olan 2015 seçimleri için barajın düşürülmesini göze alamayacağını düşünüyoruz. Evet. Böyle gidecek. Şimdi eğer öyleyse HDP'den işte dün bir açıklama geldi Demirtaş'tan. Selahattin Demirtaş Almanya'nın Frankfurt kentinde bir Kobani ile dayanışma gecesine katıldı. Orada konuştu dedi ki kararımızı verdik. 2015 seçimine parti olarak giriyoruz. Yani parti olarak giriyoruz derken daha önce anlattı Yazgül Aldoğan. Bireysel olarak girip bağımsız milletvekili olarak girip işte 20-22 tane milletvekili toplayıp sonra grup oluşturuyorlar. Sonra meclise giriyorlardı. Eğer %5'e örneğin düşerse 45 milletvekili sokabilecek gelmeyse bu nedenle %20'de kalıyordu. Oyların dağılımı meselesi yüzünden. Uzun hikayenin özü bu. Şimdi ama parti olarak biz gireceğiz demek %10 barajını göze alıyoruz demek. Şimdi %10 barajı Türkiye yani bu, genelinde baraj. Poker'de ciddi bir resttir bu. Rest. Peki şimdi bu kritik açıklama ne anlama geliyor? A
kendilerine öyle güveniyorlar ki kesinlikle %10 barajını aşarız diyorlar. Şimdi bunu biraz da şeyden ötürü güveniyor tabii. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş aday oldu, hı hı, Cumhurbaşkanlığına ve gerek CHP adayının CHP'liler tarafından benimsenmemesinden ötürü, gerek o adaylık süreci içinde Demirtaş'ın yaptığı propagandanın bütün Türkiye'ye yönelik ve kucaklayıcı bir mesajlarla dolu olmasından ötürü çok sempati topladı ve CHP'ye oy vermektense CHP seçmeninin bir bölümü Demirtaş'a oy verdi. %10 küsur oy aldı. Evet. Ama %10.7 yani, mi? Galiba. Yani ben tek başıma bunu geçiyorsam parti olarak ve sıkı bir çalışmayla bu Kobani sempatisiyle de herhalde. Şimdi bak, herhalde bir çalışma da yaptılar yani, bir kamuoyu çalışması. Herhalde. Sondaj yaptılar ki, çünkü bu çok ciddi bir karar. Yani biz parti olarak giriyoruz dediğin zaman şunu da söylüyorsun aynı zamanda. Bak, ben parti olarak giriyorum ve eğer sen bu %10 barajınla ilgili en ufak bir şey yapmadan beni buraya sokuyorsan ve ben bir tane bile milletvekili çıkarmazsam hakikaten sokakları kan gölüne döndürürüm. Yani çünkü bu durup durup da bize... Bir dakika. 10 nokta en son şeyde onun altına inmiş. Bir dakika. Hafıza unutuyor. Onun için hani en son başvuruyorum. Yüksek Seçim Kurulu şeyiyle mi? Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasıyla. Resmi açıklamasıyla. Erdoğan %51.6, Ekmelettin İhsanoğlu 38.5, Selahattin Demirtaş, evet, Selahattin Demirtaş 9.8. Tabii 10 küsur değildi. Doğru hatırladım şimdi. 9.8. İnsan unutuyor. Hani öyle bir hava yansıtılmıştı ya. Yani bak, 11 falan dendi. Yok. Hı. Yani öyle bir algı yaratılmıştı. Hı. Bak, yani barajı eğer Türkiye kaldı. Partisi gibi davranırsa barajı geçecek, gördünüz mü gibi. Şimdi %10'un altında kalmış. Üstelik de senin dediğin gibi İhsanoğlu'nu beğenmeyen vesairenin oylarıyla %10'a dayanmış ama buna rağmen aşamamız bir parti neden muazzam bir riske girip de, evet, 2015 seçimine parti olarak katılmayı öngörür? Çok büyük bir soru. Şimdi bakın, bu gelişigüzel bir soru değil. Neden? Yani bu çok Cuma stratejik günü, bir evet, Cuma analiz günü, gerektiriyor. Amber'in Zaman bir köşe yazısı yazdı. Dedi ki, adını vermek istemeyen bir HDP'nin üst düzey yetkilisinden ben şunu dinledim dedi. Öcalan ile, bakın HDP ya da KCK Kandil demiyorum. Öcalan ile Erdoğan arasındaki gizli mutabakata göre, şimdi bir daha da şöyle söyleyeyim, bir gizli mutabakat var, biz bilmiyoruz. Evet. Az çok seziyoruz. Hatta AKP milletvekilleri falan bile bilmiyor. Bir de galiba kozmik mutabakat var. Onu da çok az insan biliyor. Erdoğan, Öcalan, bir de o Fidan mesajları getirip götüren. İşte İmralı heyeti ve Fidan, ha, o kadar. Çünkü o mesajların bir şekilde gidip gelmesi lazım. Hı hı. Diyormuş ki bu üst düzey HDP'li. Öcalan'la Erdoğan şunda anlaştılar. Öcalan 2015 seçimlerinde HDP'yi tek başına bir parti olarak seçime katılmaya razı edecek. Böylece çok çok büyük bir olasılıkla HDP, neredeyse kesine yakın bir olasılıkla meclise giremeyecek. Bütün oyları AKP'ye gidecek. Güneydoğu'daki bütün oylar dolayısıyla oradaki ikinci parti olan AKP'ye gidecek. Ve İstanbul'daki de keza oylarda, çünkü birinci partiye gidiyor çoğunluk, hı-hı, olarak bu barajın altında kalan partilerin oyları. Şimdi bu durumda Erdoğan ya da AKP ya da iktidar, adını ne koyarsanız, anayasayı değiştirebilecek sayısal çoğunluğa, sandalyeye kavuşmuş oluyor. Ve diyor ki HDP'yi tek başına parti olarak seçime sokmanın bedeli, karşılığı, ödülü olarak
Biz de işte o zaman anayasayı değiştirdiğimiz zaman senin bütün istediklerine cevap verebilecek duruma geleceğiz. Anayasal vatandaşlıktan başlarız. İşte özerklik, yerel yönetimde özerklik meselesini koyarız. Kültürel özerklik der, ana dilde eğitime yol açabiliriz. Ve en önemlisi de sen serbest kalırsın. Yani bence en birincisi bu. Bunu yani Öcalan kendisi çıkmayacağı takdirde böyle bir şeyi diğer maddeler için... Bunu cuma günü yazdı Amber'i. Cumartesi akşamı da yanılmıyorsam cumartesi akşamı Demirtaş, hatta dün gece galiba, yani bu yazıdan sonra seçime parti olarak katılıyoruz açıklaması yaptı. Buyurun, söz sizin hanımefendi. 3 dakikamız kaldı zaten program bitmeye. Şimdi tabii hakikaten sözü bittiği yerler mi oluyor bazen? Bittiği yerler bir yani ben kesin böyledir demiyorum ama anlıyorum. Böyle bir plan olabilir diye konuşuluyor muhtemelen. Bence bir birinci soru, ben AKP'ye nasıl güvenirim yani HDP'nin başındaki adam olarak? Hani bu bunca yıldır oyalandı, bir şey olamadı yani. 5 ayım kaldı, daha fazla size zaman tanımam dedi. Ama bak, 2015 seçiminden sonra zaten yerel seçimleri 2014'te yaptık. Hı. 2015'i de Haziran'da yapacağız. 4 yıl seçim yok. Seçim yok. Evet. Ne cumhurbaşkanı seçimi, ne yerel seçim, ne genel seçim yok. Sandık yok. Evet. Ha, orada zaten güvenmeyebilirsin ama zaten bundan farklı bir şey durumda olmaz. Kürtler için düşün, HDP için düşün. Hı hı. Ama aksi takdirde ödül büyük olabilir. Belki de bir kumar oynamak gerekiyor. Çünkü mecliste olmanın eğer bir sonuç alınamayacaksa çok da anlamı olmayabilir diye düşünebilirler. Bilmiyorum yani 9.8 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 9.8 oy almış bir Selahattin Demirtaş'ın parti olarak seçime gireceğiz açıklaması, hele Amber'in zamanın yazısından sonra bana çok mandar geldi. Tam da bu diyorsun. Tam da bu demiyorum. Neden olmasın diyorum. Ben şahsen biz parti olarak giriyoruz dediği zaman tabii güvenliklerini bunun altında hayır tam tersine güvenmediklerini düşün. Hayır kendilerine güvenmek. Kendilerine yani, güvendiklerini. Barajı aşarıza düşün. Evet. AKP'ye güvenmediklerini, kendilerine güvendiklerini, oy tabanlarına güvendiklerini ve bir türde tehdit görüyorum bunun altında yani bu barajla ilgili olarak. Ama tabii herkes birbirini tehdit ediyor. Ya nasıl bir ülke evet, burası? Gerçekten. Aslında yönetmesi de çok zor bir ülke tabii. Yani şöyle çok zor bir ülke yönetmesi. Yolsuzluk yapmazsan, demokrasi kuralları içinde kalırsan, herkesin haklarını ve özgürlüklerine saygı duyarsan hiç de o kadar zor değil yani. Bence tıkı şimdi tıkı de zor değil. Erdoğan diyor ki böyle olacak, böyle oluyor. Ne bileyim. Ama yani çok bedel ödeniyor bunun için. Çok. İnsanlar ölüyor, hayatları kayıyor. Çok. Haksız, hukuksuz yaşıyorlar. İşte işi illaki hak hukuk dışarıda olmak değil ki, işe girecek çocuk giremiyor, onun yerine başkası giriyor. Yani bu haksızlık değil mi? Hayatı kayıyor, evlenemiyor. Yani bir bedelli askerlik bile haksızlık değil mi? Yani bir öyle. Bir 18 bin liran varsa ölme. Kızacaklar bana var. Çok teşekkürler sevgili Yazgül'ü. Efendim yarın çarşı davası var. Yarın çarşıdayız. Çarşılıyız. Evet. Kanatları takıp. Evet, hakikaten kanatları takıp. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hem bu gelişmeleri nereye vardığını göreceğiz. Doların akıbetine bakacağız. Hem çarşıyı konuşacağız. Hoşçakalın. Meselesi. Ama
işte feda etsen de bugüne kadar örtme çaban, bu 17 Aralık'a karşı, bu 14 Aralık'ın tam da ne denir? Zamanlama manidar dedirten. Evet, zamanlama çok manidar tabii ki bu bunun için. Yani bu zamanlama bunun için yapılmıştı ve işte biz bundan oyalanırken zaten her şey böyle değil mi Ayşenurcuğum? Yani tabii. Osmanlıca mesela. Yani durup dururken kel alaka bir Osmanlıca tartışması çıkarıldı ve gerçekten de bir haftamızı bununla tabii. Oyalanarak, eğlenerek, karşı çıkarak, yanında durarak, üçe bölünerek, beşe bölünerek sürdürdük yani böyle bir o haftayı da öyle sıyırtmış oldular. O arada da bunun sinyalleri verildi ama deşifre olduğu için biraz ertelendi. Ve biraz da liste küçülmüş sanki. Hem öyle diyorlar, liste biraz küçüldü. Şimdi Fuat Avni verdi o sinyalleri. Hı-hı. Fuat Avni kullanıcı adı kime ait bilinmiyor. Herhalde bir grup diye düşünüyorum bir grup, ben. Bir kişi olamaz. Bir grup ve evet. Cemaatin istihbarat kadrosundan bir grup olsa gerek. Ulaşamadıkları. Şimdi Fuat Avni yanı sıra bugün en son tweetinde diyor ki sıra merkez medyada. Hı. Sence bu olabilir mi? Her şey olabilir. Bildik bir alamete gidiyor kıyamete. Taş düşebilir. Ayı çıkabilir. Evet. Her şey olabilir. Çünkü şimdi nihai amacın, madem Osmanlıca bu kadar kıymete bindi, biz de Osmanlıca kelimeleri kullanabiliriz bari. Muhalif medyayı susturmak olduğu o kadar açık ki. Zaten kavgada zamanı pek seviyorlardı, beğeniyorlardı. En çok satan gazete diye lanse ediyorlardı filan. Niye üstüne gidildi? Çünkü birdenbire Zaman Gazetesi muhalif medya haline geliverdi. Bugün Gazetesi baş muhalif medya haline geliverdi. Hatta orada çalışan bizim daha önce Milliyet'le birlikte çalıştığımız bir arkadaşım vardı. Beni dışlıyorsunuz diye kızıyordu. Geldi bir gün bana koşa koşa, biz de artık muhalif olduk. Yaşasın. Hepimiz kara buratız. Aynen öyle. Şimdi bu ülkede en tehlikeli şey muhalif olmak. Öyle bir durumdayız. Herkes hiç durmadan o malum söyleyişi hatırlatıyor. Evet. İşte papazın söylediklerini. Önce komünistleri aldılar, kimse sesini çıkarmadı. Sonra sosyal demokratları. Sıra bana geldiğinde sesini çıkacak kimse kalmamıştı. Hikayesi hakikaten her gün tekrarlanması gereken bir anıdır. Çünkü aynısını yaşıyoruz. Ben şahsen çok kıskandım Zaman Gazetesi'nin önünde toplanan büyük kalabalıkları. Hiç olmazsa hala bağıracak adamları var. Çünkü bundan 4-5 yıl önce de gördük yani bizim Mustafa Balbay'ın etrafında 5-10 kişiydi, hani bilemedin 20 kişiydi. Kimse adliyenin kapısına dayanıp da kapıları zorlamadı. Gösterin bakayım kararları. Arada fark var tabii. Onların bir cemaati var. Burada bir cemaat yok. Yok sana. Yani bunlar dağınık, bireysel. Gazetecilik yapan, hakikaten gördüğü bütün yanlışları her kanalda, her kamptaki yanlışları söylemeye çalışan insanlar. Onun için yani öbür gün merkez medyadan da birilerini almaya kalktıkları zaman çünkü hala 3-5 tane kaldı tabii ki. Şimdi durup dururken mesela bir sözcüğü attılar ortaya, cemaat medyası falan diye. İşte yarın öbür gün Doğan medyasının üstüne gidebilirler, siz de artık çok oldunuz diye. Zaten sürekli sinirleniyorlar. Sürekli satış sözleşmeleri çıkarılıyor, şayiaları çıkarılıyor. Tabii birazdan paylaşacağım hangi gazete nasıl tavır aldı derken, Hürriyet'te mesela çok net bir biçimde bu operasyona karşı, 14 Aralık operasyonuna karşı bir tavır var köşelerde, haberlerde, her yerde. Dolayısıyla rahatsız ediyordur tabii. Şimdi dediğim gibi Fuat Avni diyor ki merkez medya yapılacak operasyonun dosyası elimde, zamanı gelince paylaşıp deşifre edeceğim. Yani hani bakmayın güldüğümüze, artık biraz şey gibi oldu bizim halimiz. Hani hani öfkelene, üzüle ve artık gülme noktasına geldik Yazgül'ü de ben de. Öyle şimdi şeyler yaşandı ki. Şimdi şu da enteresan tabii. Fuat Avni'nin elinde bu dosya. İsimleri biliyor. Ama hani öyle olduğunu varsayıyoruz. Türkiye'de güçler ayrılığı, yargı bağımsız, işte yürütme, yasama, üç ayaklı bir şey, medya bağımsız, güya.
Peki bu hükümetin nasıl elinde olabiliyor? Yani Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, bir alınacaklar filan dedi. Listeden haberi var, kimin alınacağından haberi var, iddianameden haberi var. Adamlar dün gözaltına alındı, bugün daha avukatları henüz iddianameyi görmediler. Kimlerin daha gözaltına alınacağı bilinmiyor ama hükümet her şeyi biliyor. Peki hani bu soruşturmanın gizliliği, hani bu adaletin bağımsız işleyişi, hukukun ilkeleri filan. Ben şimdi makul şüphe yasası da çıkmışken. Hem makul, de bir gün önce. Evet. Hem de bir gün önce. Makul olmayan şüpheler içindeyim ya. Tekrar. Şimdi isim vermeyeyim, doğru olmaz ama nasıl biliyorlar? Nasıl biliyorlar yani? Şimdi bu 14 Aralık operasyonu için gözaltı emrini veren, bu isimlere polisi gönderen savcı daha önce başbakanlığı sırasında hem de Erdoğan'a ne kadar hayran olduğunu açıklamış bir isim. Hani daha ne olacak ne demiştir ki ya ben sizi çok seviyorum. Sonra gazetede okuyup da şaşırmayasınız. Ey yüce büyüğüm, ben size önceden haber vereyim. Şunları şunları gözaltına alacağız demiş olabilir mesela. Ya da şunları şunları gözaltına alın demiş olabilir. Tersten diyorsun. Hayır yani. Çünkü ben şahsen ona sonra geleceğiz diyorsun ama insan tabii o kadar doluyuz ki. Yok yok. Dün haberleri izlerken başörtülü bir hanımefendiyi de ittir kalkıyor itmiyorlardı pardon ama yine de dikkatimi çekti bir erkek polis memurunun şöyle omzundan yürütmesi. Biliyorsun onlar çok hoşlanmıyor bu tür temaslardan, aslında hiç kimse hoşlanmıyor tabii. Şimdi bu başörtülü bacımı niye aldılar diye tabii ki rahatsız oldum. Gazeteci değil, senarist kendisi. Neyse onu bırakmışlar ama. Evet, sabah bırakılmış ama dün geceyi de orada geçirdi yani. Evet. Ve bebeği varmış. Hani bir dizi senaristinin de hükümeti devirme iddiasıyla hazırlanan bir operasyonda grafiker de gözaltına alındı bu arada biliyorsun. Evet. Gözaltına alınması gerçekten dedim ki yazık ediyorlar kıza. Bunlara çok senaryo lazım. Kullansınlar yani. Çünkü şimdi tabii ki ironi yapıyorum ama ismini de bir türlü öğrenemedim. Çok zor bu operasyonun adı, bir tuhaf bir... Tahşiyeciler. Ha böyle bir şey. Tahşiyeciler. Ha, şimdi mesela bununla ilgili bir şey yapın. İşte bunlar darbe yapacakmış da hükümeti devirecekmiş filan. Hep bu darbe paranoyası içinde olunduğum için Balyoz'da malum darbeydi, Ergenekon'da darbeydi. Unutmayalım yani hala içeride casusluk yaptıkları iddiasıyla. Ha, bak notlarım da var. İstanbul askeri casusluk davasının hükümlü ne yazık ki sanıkları 49 kişi. Bunlardan 4 tanesi şu anda hala tutuklu ve hükümlü olarak tutuklu maalesef. Anayasa Mahkemesi önünde vicdan nöbeti tutuyorlar yakınları. Bir tanesi sivil memur, sadece bilgisayarcı kadıncağız, hiçbir şeyden haberi yok. Antalya'da babası ölmüş bir çocuğu var. O çocuk da anne bekliyor dışarıda, teyzelerinin yanında. Peki nedir bu? Ve bu arada bu senaryoları kim yazdı? Sabah grubunun, havuz medyasının televizyonu A Haber'de bu casusluk dosyası için aman Allah'ım nasıl bir kumpas, nasıl haksız yere yatıyorlar diye de yeni yayın yapılıyor. Ha, bravo. Peki o senaryoları kim yazdı? Her şey Gülen cemaatine yıkılmak için yapılıyor tabii bundan da ondan. Şimdi ben çok merak ediyorum o senaryoları kim yazdı. Çünkü öyle bir senaryo ki yani içinde çok çok tabii ki heyecan var, dizi yapılır. Fuhuş var, casusluk var, entrika var, işte darbe var filan. Kim yapıyor bunu? 3-5 tane astsubay, binbaşı filan. Bu zavallıların sesi çok fazla duyulmadı medyada çünkü... çok gençler, çok küçük rütbeliler. Hani yani birkaç tane or falan olunca içinde daha çok lafı edilmişti. Bunlar unutuldu gitti garibanlar, Gölcük'teki subaylar işte filan, çoluk çocuk perişan oldular yani, insanlar perişan oldu. Bunun senaryosunu kim yazdı acaba? Yani böyle bir senaryo, ayağı tutmayan, yere basmayan. Ben asıl o senaristleri merak ediyorum.
O senaristleri bir görsek çok hoşuma gidecek. Zir Vadisi'nde gidip elleriyle koymuş gibi o silahları bulduklarında, Ümraniye'de bir gece kondu da. Aynen. O bu davada da öyle. Gibi. Bu davada da öyle. İçeri giriyorlar. Evini aradıkları şahıs orada yok. Çilingirle kapıyı açtırıp içeri girip buzdolabının arkasından bilmem ne çıkarıyorlar. Yani tutanak yok, şu yok, bu yok, kamera yok, hiçbir şey yok. Yani bunlar yaşandı Türkiye'de. Hala yaşayan mağdurları var. Mağdur olarak yaşamaya devam edenler var. Ama birdenbire hiç adını sanını duymadığımız bir tuhaf örgüt ismi çıkıyor. Bunlar da efendim darbe yapacakmış falan. Onu da manidar buluyorum açıkçası. Yani niye böyle bir şey? Hani tam da böyle ilk seçim zamanı yaklaşmışken şimdi tabii iktidarın beslendiği oy tabanı var. Bunun içinde dindarlar, milliyetçiler, muhafazakarlar çok büyük oranda yer tutuyor. Şimdi onlar rahatsız olmadı mı acaba? Bu insanlar dindar oldukları için de tanınan insanlar, onlar gözaltına alırken bir rahatsızlık yaratabileceğini filan. Demek işte rahatsızlık o kadar büyük ki, öbür tarafta da korku o kadar şimdi büyük ki. Hem öyle yani gerçekten. Bu tehlikeyi göze alıyorlar yani, bu antipati yaratma tehlikesini. Bir yolsuzluk meselesini unutturmak, gözden kaçırmak, kapatmak istiyorlar 17 Aralık yıl dönümü. Evet, en büyük şey o. İki, korku. Cemaatle hakikaten intikam almak üzere hesaplaşmak istiyorlar. 3, sözünü ettiğin şey çok önemli az önce, seçim yaklaşıyor diye. Çünkü Gülen cemaati Nurcuları konsolide etmeye çalışıyor. Bütün bu Nur cemaatini diyeyim özellikle, konsolide edip yanına çekmeye çalışıyor. Şimdi bu tahşiyeciler örgütü denilen, hani güya bunlara karşı kumpas kurmuş cemaat, Gülen cemaati, tahşiyeciler diye bir terör örgütü yaratmış ve ona karşı kumpas kurmuş işte vesaire vesaire. Şimdi 4 yıl sonra onun nasıl ortaya çıktığını da anlatacağım şimdi, ama böyle bir şey. Şimdi bu cemaatin, Gülencilerin daha doğrusu kumpas kurdu dediği tahşiyeciler, Nurcular. Nurcuların bir bölümü, bir kanadı. Şimdi iktidar bir yandan Nurcuları parçalamak ve Gülen'in yanında yer alanların, kemik cemaatçilerin yanındakileri kendi yanına çekmek istiyor. Bir de bunun alt metninde, tahşiyecilerde böyle bir şey var. Şimdi bakın, bu tahşiyeciler meselesini 22 Ocak 2010'da düşünün, 4,5 yıl önce, yani yaklaşık 5 yıl önce hatta, kim açıklıyor? İçişleri Bakanı Muammer Güler. Peki o zamandan bu zamana, şimdi birazdan tekrar dönüp vereceğim ama Sözcü Gazetesi şu fotoğrafı yayınlamış. 2010 Ocağında Muammer Güler, tahşiyeciler terör örgütü, El-Kaide yanlısı örgüt diye. El-Kaide yanlısı örgüt diye bu operasyonu duyuruyor. Sonraki süreçte, bu 2010'da dediğim gibi, bu ne zaman? 2012'de bu resim. 2 sene önce. Evet. 2 sene önce zamanda pasta kesiyor Erdoğan lekesi. Şimdi bu 2 sene boyunca İçişleri uyumuş mu Muammer Güler beyefendi? Uyumuş da aslında onların terör örgütü olmadığını, Gülencilerin işte kumpas kurduğunu anlamamış mı? Yani hani bir tanesinin çok güzel bir itirazı vardı. Şimdi doğruya doğru. Gerçekten biz silahlı bir terör örgütü olsak, zaman önünde bekliyorlar. Polis buraya elini kolunu sallaya sallaya bir tek arabayla 3 kişi mi gelir dedi. Yani biz bir terör örgütünün inine tek bir domlu arabayla 3 kişi mi gidilir? Biz ne gece kondu baskınları gördük değil mi? Biri damda bekler, özel timler sağdan soldan kuşatır. Ala ala 2 tane kız çocuğu alırlar. Kıyamet kopar filan. Bütün mahalle abluka altına alınır. Bam bam bam.
terör örgütünden eleman aldık diye. İşte madem ki bunlar da hem de El-Kaide ile bağlantılı terör örgütü, daha ne kadar korkutucu bir şey olabilir yani önümüzde. O zaman onları da almaya böyle büyük teşkilatlarla falan gidilmesi gerekmiyor mu? Valla şöyle, şimdi ben böyle bazen iPad'den gösteriyorum bir görüntü. Sonra Ayşenur abla eve gidince iPad'i sil temizle diyor. Kusura bakmayın ama sabahtan beri parmak izlerim var üzerinde. Şimdi dedim ya, bakın tarih 22 Ocak 2010 görebiliyor musunuz? Muammer Güler İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nin şeysi önünde açıklama yapılıyor. Yani tahşiyeciler operasyonunu duyuran Muammer Güler 4,5-5 yıl sonra bu geliyor. Şimdi bir gazetelere bakalım. Bakalım. Mahallenin sen gazete okuma dersleri verirsin. Evet. Dolayısıyla teker teker şu gazeteleri de bize anlat. Zamanla başlayalım. Ben tabii de çok güzel bir şey hatırlattın. Bu da artık vermiyorum. Niye vermiyorum biliyor musun? Çünkü ben bu gazeteleri analiz edip, kelimeler sayıp, içerik analizleri yapıp ondan sonra hangi fikri savunduklarını çözmeye çalışırdık. Şimdi böyle bir şey gerek kalmadı artık. Benim bilimsel yöntemlerime falan gerek kalmadı. Sadece şeye bakıyorsun, kime ait sermaye yapısı, hangi grubu? Nerede duruyor? Ha tamam, o bitti. Zaman şurada. Bitti. Satarken bile öyle satıyorlar yani. Zaman gazetesi bir manifesto ile çıkmış, susmayacağız diye. Türkiye'nin sürüklendiği uçuruma ve dünyada gitgide eriyen itibarına bakarak üzüntü duyuyoruz. Dileriz siyasal iktidar benzer çılgınlıklara girişmez diyor. Siyah çok tabii logoyla siyah demokrasinin bunu da kendisi alınmadan, gözaltına alınmadan önce hazırlamış. Evet, Ethem Dumanlı birinci sayfanın mizampajını. Şöyle bir parantez açabilir miyim izninle? Şimdi bunun yurt dışındaki yansımaları çok büyük oldu. Çok, tabii cemaat yurt dışında çok iyi örgütlü olduğu için. Gerek de yok zaten yani. Zaten böyle bir şey de tabii bir ki yansır. Bir de gerçek dediğimi tartışılır ama şu anda baktığınız zaman Türkiye'nin en çok satan gazetesi, en büyük gazetesi diye geçiyor tabii ya. Tabii ki. Evet. Bir de yani yurt dışındaki yani algı ne? Satışı değil de abone satışını da katarsan tabii ki Türkiye'nin en çok satan gazetesini bütün yöneticileri. Avrupa'da ne bilecek bu ayrıntıyı? Tam da onu söylemek istiyordum. Çünkü benim çok birlikte doktora yaptığım Fransa'da çok sevdiğim bir Kanadalı arkadaşım var. Ne zaman Türkiye'de bir bela olsa hemen bana mesaj atar, kapım sonuna kadar açık, kaç gel atla filan diye. Bütün bu darbelerde işte şeylerde bunu söylemişti. Dün yine telaş ve panik içinde sizi gözaltına alıyorlarmış, çabuk atla gel. Ben de şimdi ne diyeceğim bilemedim. Bizi diye bu sefer. Şimdi kadıncağız tabii muhalif medya susturuluyor diye, yani basın özgürlüğüne büyük darbe diye verildiği için bütün muhalifler gidecek diye. Birden sonra o rahatlığımdan da utandım yani, dur sıra sana da gelecek vaziyeti. Hakikaten dün şu vaziyette seyrettik yani. Çünkü kime bu sefer, işte cemaat medyası filan. Şimdi ona cemaat medyasını anlatmam gerekiyor. Böyle bir cemaat medyası var. Şimdi onları gözaltına alıyorlar filan. Devam edelim. Merkez ama medya. Dışarıdaki yansıması bu. Kesinlikle. Hatta şunu da vereyim geçeyim. AB'den yani daha doğrusu Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden geldi açıklama, evet, Avrupa açıklama Parlamentosu'ndan geldi. Bu arada AB'den gelen açıklamada Türkiye'ye açık toplum ve hür basın ile demokratik bir ülke olacak ya da aynen bir askeri diktatörlük. Askeri mi? Diktatörlük hayır. Askeri tamam. Diktatörlük benzeri bir ülke olacak. Yani evet. Öyle kurmuşlar cümleyi. Şimdi Fuat Avcı sıra merkez medyada diyor ya, bakalım doğru mu, ama bir merkez medyadan örnek verelim Hürriyet'le. Önce manşet, sonra gözaltı. Senin söylediğin gibi önce Zaman Gazetesi'nin manşetini hazırladı. Daha sonra gözaltına alındı Ekrem Dumanlı.
Sözcü gazetesi Türkiye'nin çok satan gazetelerinden biri. Cemaat medyası ve polislerden 31 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Bir zamanlar demiş. Zamanı böyle almış. Yurt gazetesi ise zamanlama manidar demiş. Hani zaman sözcüğünden hareketle sözcüğü verdik mi? Verdik. Yurt gazetesi de evet zamanlama manidar diyor. Bakar mısın şeye de Ekrem Dumanlı yanında Hakan Şükür'le, İdris Naim Şahin'le bir böyle muazzam bir destekle yani hakikaten. Musa işte yani gidiyor arkasında kitleleriyle filan. Evet. Ben evet. Gerçekten pazar günkü yazımda bunu yazmıştım. Yani bizi sağdan say, on soldan say, işte on almaya gelseler kaç kişi olur kapının önünde Silivri'ye giderken insanların yanında kimseler yoktu maalesef. Ama cemaatin gücü gerçekten burada işte gözüküyor. Bir de tehdit vardı. O yanında duran milletvekilleri de gününü görecek evet, filan evet, diye bugün. Evet. Evet. Yani. Senin gazeteni de paylaşalım. Posta gazetesi. Türkiye'nin sahiden en çok ve hani tirajıyla oynanmayan gerçek rakamıyla bildiğiniz bir gazete. Posta ilk kez olmuyor demiş. Evet yani biraz hatırlayalım Türk milleti balık evet. Hafızalı bir ülke ne yazık ki. Bunları gazeteci, asker, bürokrat ilk kez böyle toparlamıyor evet. Maalesef. Evet. Taraf gazetesi Hitler de böyle başladı demiş. Aynen senin az önce söylediğini evet. Tekrar tekrar evet söylemek lazım. Önce Yahudiler için geldiler sesimi çıkarmadım. Çünkü Yahudi değildim. Sonra komünistler sendikacılar için geldiler sesimi çıkarmadım. Çünkü komünist sendikacı değildim. Sonra benim için geldiler ve artık ses çıkaracak kimse kalmamıştı diyor. O tarihi anekdotu. Tabii bir tarihi anekdot daha vardır. Çok bu iktidarın başında hep onu söyledik. Malum kurbağa hikayesi. Kurbağaları büyük bir kazana atarlar. Kurbağalar orada ufak ufak yüzmeye başlar. Sonra altının da ateş yakarlar. Güzel tatlı bir ılıklık. Kurbağalar yine kaçmayı denemez. Yavaş yavaş haşlanırlar ve artık bu suda biz haşlanıyoruz dedikleri zaman zıplayıp kaçabilecekleri o kazandan kaçamazlar. Çünkü haşlanmış olurlar. Şu yeşil renge bakıp Taraf gazetesinden mi aklına geldi acaba? çünkü kurbağalardan biriydi, yalan değil. Evet. Yani görmediler. Görmedikleri gibi görmek istemediler. O Ahmet Şık arkadaşları olduğu halde sustular ya da yalan yazdılar. Balyoz için neler uydurdular? Daha doğrusu uydurulanları servis ettiler. Ergenekon için neler servis ettiler? Taraf gazetesi bugün diyor ki Hitler de böyle başladı. Günaydın. Evet. Hakikaten günaydın. Yatacak yerleri yok vallahi çok. Evet. Ellerinde çok kan var. Çok. Şimdi gelelim. İktidarın yanındaki medyaya. Efendim Sabah gazetesi listenin başı Gülen demiş. Şimdi Gülen'in adı fezlekede geçmiyor. Savcının gözaltı fezlekesinde geçmiyor. Ama bunlar hep öğreniyorlar biliyorsun. Öğreniyorlar. Evet. Yani biliyorlar. Arkadaşlar diyor ki gözaltı sorduğun zaman da gazetecilik yapıyoruz diyorlar. Ben en çok ona tabii, bayılıyorum. Değil mi? Zaten bana ya da size yanıt verir gibi diyorlar ki gözaltı listesinde yer almıyor ama bir nolu şüpheli Fethullah Gülen de kırmızı bülten çıkartılacak hakkında. Nasıl çıkartacaklar? Dünya ve yaşadığı Amerika o bülten için ne diyecek bilmiyorum. Star'a bakalım. Star biraz daha rahatsız edici. Biraz daha değil daha doğrusu. Çok rahatsız edici. İnlerine girdiler gibi. O... Ama rahatsız edici olmasın. Sayın Cumhurbaşkanı öyle dedi. Onun evet. Sözcüsü. Evet. O inlerine yani, gireceğiz dedi. Yani... Bu da inlerine girdi diyor yani. Bunlar bir ara dans ediyorlardı. Aynı yatakta yatıyorlardı. Tabii ki. Ben Cemaat Gazetesi zannediyordum. Yaptıkları yayınlarından. Ya. Öyleydiler. Şimdi Yeni Şafak'ı da görelim. Yeni Şafak gazetesi de keza iktidara yakın ama
havuzdan, yani havuz deyince sabahı ve sarı ayrı tutmak gerekiyor. Özellikle sabahı. Biraz daha farklı bir yerde Yeni Şafak galiba. Neden böyle söylüyorum birazdan söyleyeceğim ama şimdi sadece hesap zamanı gibi daha nispeten hani ortada gibi bir şey görelim. Özgür gündemi görelim. Özgür gündemi bambaşka bir yere koyuyorum. Yani ne işte merkez medya, ne muhalif medya, ne cemaat medyası, özgür gündem, Kürt medyası ve onlar nasıl baktılar ben onu bilmiyordum. Evet, onlar şimdi nasıl baktılar? Kobani'de kış tehdidi. Bir özgür, bu şey. Bu aynı ama yani Gezi'de yaptıkları gibi. Bana ne siz birbirinizi yiyin, bizi ilgilendirmiyorsunuz tavrı yani. Öyle. Aynen öyle. Tam da bunun için paylaşmak istedim. Şimdi haber yok mu var? Özgür gündem manşetinin sol üst köşesinde var bu haber. İktidar çatışması zamana sıçradı diyor da. Hani bir başlıkla var. Tam söylediğim gibi. Yesinler birbirlerini, bize ne? Bize ne? Kobani'de kış tehdidi. Yani bunu her yerde görüyoruz. Her yerde görüyoruz. Zaten Kobani'de de bağırdık, çağırdık. CNN International'a birinci haber falan girdi uzun bir süre. Sonra ne oldu Kobani? Yani şu anda ne oldu? Hani orada, IŞİD orada mı çıktı mı gitti mi? Allah aşkına bağırıp çağırmayı bırak. 36 kişi öldü Kobani için Türkiye'de. Evet. Yani Kobani'deki peşmergelerden söz etmiyorum. Türkiye'de tabii olay Türkiye'de. Kıyamet koptu. Birdenbire yok gündemde. Bir Kobani olayı yok yani. Böyle bir enteresan bir ülke burası. Gerçekten çok enteresan. Bundan yaptık kaptık. Başka bir şey konuşulmadı. Başka bir şey konuşmaya kalkıldığında bir dakika hop hop Kobani denildi. Amerika'dan CNN'in en önemli muhabirleri geldi. Türkiye'den Sunuç'tan geçip oraya gitti. Ha, Sunuç demişken bunu paylaşmam ne kadar doğru bilmiyorum ama oralarda görev yapan birisiyle görüşüyordum da Sunuç'ta bir harabe halinde deniyor. Yani oranın durumu da hiç parlak değilmiş. Ve bayağı da böyle ufak ufak PKK'lı geliyormuş kaçıp teslim olan. Şimdi orada ikinci bölümde konuşalım Yazgül'ü. Çünkü çok kapalı fakat birçok da sinyali olan bir gelişme var o cephede. Yani Kobani ne oldu Kobani? Susuldu. Evet susuldu. Çünkü Kobani'yi Kürt siyasi hareketi AKP'yi Erdoğan'ı zorlamak için kullandı. Yani o sokaklarda ölenler resmen feda edildi. Ve o anlaşmada enteresan hakikaten çok enteresan. Bir anlaştılar ve sustular ama. Evet evet anlaştılar. O anlaşmanın işte ne olabileceği konusunda çok çarpıcı birkaç bilgi, yorum paylaşacağım ama ikinci bölümde çünkü bu bölüm bitmek üzere. Bitmeden de TRT'yi vermemek olmaz. TRT nasıl verdi? Şimdi ekrana gelecek o görüntü. İnanamayacaksınız. TRT görüyorsunuz değil mi? Eden bulur hashtag ile. Yani TRT işte Türkiye'de sabah gibi bir programda bütün bu gelişmeleri veriyor spiker. TRT'nin şeysi manşeti eden bulur azizim. Yani hakikaten çok enteresan. Şimdi ay, Ülke TV olsa anlayacağım da. Evet, evet. TRT evet. Olunca ama biraz TRT, tuhaf oluyor. Ama TRT Ülke TV'nin de şeyinde artık. Evet. Tam yani havuz medyasının babası abisi neyse işte zaten TRT. Bu bölümü Yeni Şafak gazetesinden Abdülkadir Selvi ile hani iktidarın sözcüsü gibiydi. Allah Allah çok şaşırttı. Hani bırakın bu 14 Aralık operasyonu savunmayı ki mesela koskoca Mehmet Barlas bile savunuyor. Bu bir savaş hali falan diyor. Bırakın onu çok açık karşı çıkmış. Bir izleyelim. Zaten sonra vedalaşacağız ve bunları da ikinci bölümde konuşacağız. Ama bir izleyelim Abdülkadir. Zaman ve STV yöneticilerinin gözaltına alınması ne anlama geliyor? Zaman gazetesine giderek polislerin Ekrem Dumanlı'yı polis otosuna bindirmeleri doğru mu? Basına baskı yapılıyor diye dünyayı ayağa kaldıranların ekmeğine yağ sürülmedi mi?
bu operasyonu yapanlar nasıl bir algı yönetimine hizmet ettiklerinin farkında mı? Yaptıkları Türkiye'yi dünyaya rezil etmekten başka bir işe yaramadı. Ayrıca bir gazete binasından bir gazetecinin bu şekilde gözaltına alınmasına kimse itiraz etmese ben itiraz ederim. Yapılan doğru değil. Şiddete bulaşmadığı, sahte suç ve delil üretmediği sürece gazetecilerin ne suçu var? Kurtlar Vadisi'nde işlenen her konudan dolayı kanal yöneticilerini mi içeri alıyorsunuz? Dikkat ederseniz bir süreden beri paralel yapıya ilişkin yazılar yazmıyorum. Çünkü geçmişte Ergenekon'da olduğu gibi şimdi de paralel yapı diye bir çuval açıldı. İçine herkes doldurulmak isteniyor. Bunun paralel yapıyla mücadeleye zarar verdiğine inanıyorum ve buna karşı çıkıyorum. Çok açık ve net olarak belirtmek istiyorum. Efendim, iyi günler Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Cuma günü bir ihtimal var demiştik. Hafta sonunda o ihtimal gerçekleşti. Malum 14 Aralık operasyonu Zaman Gazetesi odaklı Samanyolu yayın grubu ama esas olarak Zaman Gazetesi öne çıktı. Zaman Gazetesi odaklı bir operasyon. Sevgili arkadaşım Yazgül Aldoğan'la konuşacağız. Günaydın. İzledin mi Yazgül'ü canlı yayında Ekrem Dumanlı'yı Samanyolu TV? Onu dedim, bir pazarım vardı, o da televizyon başında geçti. Tabii izledim. Yani elde değil izlememek. Değil. Hepsini izledim. Evet. Enteresan bir gündü. Ve tarih tekerrür ediyor Ayşe. Yani Ayşenur bunları işte 4 sene önce izledik. Ondan önce de izlemiştik. Hep aynı şey. Ve sanki hep aynı laflar dolandı yine, değil mi? Bir kısım ahali. Hep aynı karanlık. Efendim, hukuk süreci başlamıştır. Adalete güvenip bırakalım dedi. Bir kısmı basın özgürlüğüne darbedir dedi. Bir kısmı da onlar gazeteci olduğu için değil, başka iş yaptıkları için tutuklandılar, gözaltına alındılar dedi. Şimdi aynı şey. Bu lafla hepsini duyduk. Ama şimdi bunu söyleyen taraflar değişti. Taraflar değişti. Ya da bazıları AKP hep aynı da ortaklıklar değişti. Şimdi bu konuya geleceğiz. Bu konuya ayrıntısıyla geleceğiz. Ve özellikle Medya Mahallesi programı özelinde medya ne yaptı bugün, hani hangi manşetler çıktı, nedir, onların hepsini vereceğiz. Ama bakın, şimdi bu haftayı ben önceden kurgularken sevgili Yasmin, başka bir şey konuşacaktık, onu konuşmuştuk. Bu haftayı yolsuzluk haftası olarak ilan ediyordu biliyorsunuz CHP. CHP bir siyasi parti olarak bunu yapabilir ama medya açısından da bu haftanın gerçekten yolsuzluk dosyalarının konuşulduğu bir hafta olması gerekiyordu. 17 ve 25 Aralık dosyalarının nasıl kapatıldığını, medyaya bu konuda gelen yasakları konuşmamız gerekiyordu. Ve ben de buna göre bir hazırlık yapmıştım. Sevgili Yazgül ile de bunu konuşmuştuk, paylaşacaktık, başka şeyleri paylaşacaktık vesaire. Yarın çok önemli bir dava var vesaire derken bakın işe bu patladı. 14 Aralık meselesi. Ama buna girmeden önce konuşulması gereken, mutlaka konuşulması gereken birkaç başlığı vererek, paylaşarak söze gireceğim. Unutmamamız gerekiyor çünkü bunları fark etmemiz gerekiyor. Çünkü hani operasyon oldu, hepimiz oraya bakıyoruz ama bu arada memlekette başka şeyler de oluyor. Bakın efendim, bu arada memlekette neler oluyor? Dolar yine tırmanışta. 2.31. Şimdi efendim, Asya borsalarının etkisi, Fed bekleniyor vesaire, bunların hepsi var. Ama doların tekrar böyle bir silkinip çıkışa geçmesinin nedenlerinden biri Erdoğan'ın "ben onu bunu anlamam, yabancılar ne der, efendim bizim Merkez Bankası ne buyur anlamam, bu faiz düşecek" demesi. Bu minvalde bir konuşma yapması. Bunun etkisi oldu zaten. 2.31. Ve karşılığını artık hepiniz biliyorsunuz. Cebinizdeki para biraz daha eriyor. Ama kimileri için bu mesele değil. Cebindeki paranın erimesi. Çünkü onların cebine para girmiyor. Çünkü onlar çalışmıyor, çalışamıyor. İşsizlik. İşsizlik rakamları açıklandı. Az önce Eylül işsizlik rakamları. Yazgül'ü %10.5. Evet. Çok yüksek. Bu tabii görünen işsizlik. Tabii. Bunun içinde altına girersen, yeni mezun olmuş, üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin işsizliği 20'ye kadar çıkıyor. %20'lere kadar çıkıyor.
ve bu %10,5 içinde tabii ki artık iş aramaktan vazgeçmiş ve bu piyasadan çekilmiş insanlar da var. Ve tabii yok, tam tersine yok. Ve bir de şu var tabii yani. Asgari ücretle yaşayan insan gerçekten ne kadar iş sahibidir? Yani bir aile geçindirecek, yoksulluk sınırının altında bir ücretle çalışmak zorunda kalan. Dün bir doktor arkadaşımla birlikteydim. Pek çok hastanede maaşların en erken 15'inden sonra ödendiğini, özel hastanelerden bahsediyorum. Bazılarında oralarda da. Evet, doktordan bahsediyorum. 2 aylık, 3 aylık maaşların içeride olduğunu söyledi. Yani bu, şimdi bu adam çalışıyor mu yani? Nasıl bir şey bu? Peki niye ses çıkmıyor? Hani hastanelerde hiç duymadım böyle bir şey. Evet. Bir doktor arkadaşımla birlikteydim. Onlar da yarım işli. Yani ve hiç zam yapılmadığından, hani 2 senedir hiç zam yapılmadığından. Niye? İşte bunun için. Hı. Çünkü çık nereye gidersen git vaziyeti. Hani insanları işsizlikle korkuttuğun zaman her şeye razı olma durumu var. Yani ben burada mutlu değilim, çok az para alıyorum, maaşım zamanında ödenmiyor, eksik ödeniyor, ücretime zam yapılmıyor ama hiçbir yere gidemiyorum ve ağzımı da açamıyorum. Niye? Çünkü çıktığım zaman bu da yok. Tıpkı Ermenek'teki işçiler gibi yani. Öleceğini bile bile aşağı inmek. Şimdi aynı şey doktorlar için nasıl geçerli olur diye belki ne kadar bir soru gelecek. Değil mi? Ama şöyle yani 7 sene Türkiye Cumhuriyetlerden doktor, doktor getirmeye yönelik bir hazırlık yapılıyor. Vallahi dolayısıyla senin doktor arkadaşına da aynı tehdit gelebilir. İstersen beğenmiyorsan git. Hayır, zaten şu anda o tehdit olduğu için çıkmıyor. Zaten. Şimdi bu arada bu başlığı atlamadan söyleyelim. Bu 10.5 mevsimsel etkileri de var bu rakamda. Yani çünkü Eylül ayı olduğuna göre Temmuz, Ağustos gibi geçici işçiler, mevsimlik işçiler var. Onlardan arındırdığınızda biraz daha yüksek işsizlik oranı %10.7 ve bu rakam, bu oran 4 yılın zirvesi. Zirve derken onu kastediyorum. Ekim 2010'dan beri görülen en yüksek oran, işsizlik oranı. Ekonomik veriler böyle devam ettikçe de nereye gider? İzninle bir parantezde medyayı açalım. Herhalde medyadaki işsizlik oranı %50 falan. Yani düşünebiliyor musun? AKP iktidarı döneminde işsiz kalan muhalif gazeteciler sağdan say soldan say. Bir sadece o da değil. Kapanan, el değiştiren yayınlarda neredeyse tümünün sokağa atıldığı ortadaki medyada da yani her şey. 100 kişi, 150 kişi küçülüyorlar. Küçülmek zorunda bırakılıyorlar. Şimdi baksana en son örneklerden biri Vatan Gazetesi'nde Ankara Vatanın içini boşalttılar. Vatanda kimse kalmadı zaten. Ankara büro tamamen kapatıldı. Sadece bir temsilci var. İstanbul'da da Milliyet'le aynı binada Milliyet'in elemanlarından ve ekipmanlarından havuz. Yararlanarak havuzdan ne bu da başka bir havuz. Tabii. Efendim bir önemli dava var demiştim. Hani bu arada memlekette neler oluyor derken o çarşı davası. Yarın 28 kişi çıkacak ve çarşının hükümeti devirmek üzere darbe girişiminde bulunması gibi bir iddiayla kimlik verecek, savcının iddialarını dinleyecek. Hani akıl alır yanı yok. Yarın bir hukukçu konuğum olacak. Hem bu konuyu hem diğer konuları konuşacağız. Bu arada Çağlayan Adliyesi'nden canlı yayın yapacağım. Çarşı davası çok önemli çünkü kalbimiz onlarla değil mi? Yani bilmiyorum senin var mıydı takımın? Ben epeydir çarşının yanındayım. Çarşı, evet. Yükselenimiz çarşı. Öyle söyleyelim. Şimdi mesela hani bu arada bu memlekette bunlar oluyor. Bu arada memlekette neler olmuş haberimiz yeni oluyor. CHP sözcüsü Haluk Koç hani habire kamera karşısına geçip AKP'lerin yüreğini hoplatıyor. Yine VIP listelerini açıkladı. Çok enteresan. Dün gece 23 bülteninde
NTV'nin Haluk Koç'un açıklamaları bir hayli geniş, isim vermediler onlar. Hani bu VIP torpiller, işte bakanların kardeşleri, çoluk çocukları falan var ya, isim vermediler ama bayağı geniş haber yaptılar. Yapmak zorunda kaldılar. Hakikaten enteresan. Evet. Şimdi Ayşe Nurcuğum bak, işsizlik rakamlarının %10,5 bulduğu bir ülkede bu torpil listesi gerçekten birinci haberdir. Yani insanlar KPSS'ye giriyor, bir daha giriyor, bir daha giriyor. Bütün umutları orada bekliyor. Hı-hı. Ve onlar beklerken birileri, hiçbirinde politizm, birileri onun bunun akrabası, dayısı, şusu busu oldukları için devletin yüksek maaşlı kadrolarına yerleştiriliyor. Yani bu nasıl iç sızlatır biliyor musun? Hangi partiden, hangi görüşten, nereden olursa olsun yani. Kesinlikle ama hançer gibi saplanır bu insanların yüreğine. Bunu açıklayamazlar. Zaten enteresan olan, ben hiçbir yalanlama duymadım. Yani iktidardan tek karşı çıkış, sen de SGK genel müdürüyken işte baldızın falan gibi bir şey, bir yüzyıldır duyduğumuz bir hikaye Kılıçdaroğlu'na yönelik. Yani tamam, peki o da birini almış ki olmadığını, artık sıkıldım bu iddiadan, kaç defa anlatacağım bunun doğru olmadığını falan dedi de, yani peki biz bunları almadık diyebiliyorlar mı? Ben duymadım şahsen. Kaçırmış olabilir miyim? Yok, hayır, böyle bir şey. Ama dediğim gibi yani öyle bir raddeye geliyor ki bazen. Yani o yarayı görmezden gelemiyorsun. NTV'nin bu haberi verme nedeni belki o. Görmezden gelemiyorlar. Yani saklayamıyorlar. Şimdi bir de enteresan bir şey daha söyledi Haluk Koç. Bunlar bizim ulaştıklarımızdı dedi. Şimdi bize ihbar yağıyor dedi. Tabii. Yani bu liste o kadar geniş ki dedi. Bence de çok geniş olması lazım. 150 kişi. İnternet sitesi kurdular. Evet evet, doğru söylüyorsun. Bitmez ki bu. Yani bu gerçekten çok ciddi bir yani biz biliyoruz neler neler var. Hani sadece ihale alanların hükümete yakınlığı konuşulurken tabii ki onlar çok sıfırlı, çok büyük şeyler. Ama günümüz koşullarında bu ülkede yaşayan her gencin, her işsizin, herkesin, çoluğu çocuğu olan her insanın, benim çocuğum burada iş beklerken, sınavı girmiş, iyi geçmiş, yüksek puan almış, atama beklerken başkasının yandan dolaşıp hiçbir şeysiz girmesi gerçekten çok can acıtıcı. Ve hani adalet, değil mi? Bu partinin isminde olan hani adalet. Mesela şöyle şeyler var. Bir kadın halterci başbakanın eşi Salih Davutoğlu'na danışman olarak atanıyor. Yani danışmanlık yapıyor. Liyakat diye bir şey kalmadı zaten. Sekreterlik ya da neyse. Liyakat sonra, yani o göreve uygunluk diye bir şey kalmadı. Sonra başbakanlık müşavirliğine getiriliyor. Hani yükselki yerim bu yer değildir. Salih Hanım demek ki memnun kalmış gelmesinden. Şimdi bu arada dediğim gibi tam adını aradım ama bulamadım. Tiyatromuzun başına atamalar, gelen zabıta müdürümüz de var. Güreşçi. Haksız atama.com gibi bir bulabilirsiniz. Çok özür dileyerek sizlerden, izleyicilerden bulamadığımı ifade edeyim. Bir internet sitesi kurdu CHP. Oraya bu konuda bilgiler bekliyor. Çünkü sahiden yani hem okumak için neler neler var, hem de eğer varsa bir bilginiz iletmek için çok önemli. Yani mecliste memur kim? Hüseyin Çelik var ya, AKP'nin o bir zamanlar o çok konuşan sözcüsü, eski bakan, Milli Eğitim Bakanı. Onun yeğeni mecliste memur yapılıyor. Devletin her tarafını, özellikle meclise, başbakanlığa, bakanlıklara, müşavirliklere, müsteşarlıklara bütün bilimum hısım akraba doğmuş. O 1100 odaların ne işe yarayacağı böylece anlaşılıyor. Yavaş yavaş. Ancak yerleşirler. Evet. Ve bu arada tabii 2 gün sonra 17 Aralık yolsuzluk meselesi. 17 Aralık'ın yıl dönümü. Onu da unutmamak gerekiyor bu arada. Hani 14 Aralık'ı konuşacağız ama zaten çıkış nedeni büyük ölçüde buydu. Ya da odur değildir ayrı. Bizim bütün bunlardan ayrı olarak, birer gazeteci olarak, bu meseleden ayrı olarak 17 Aralık'ı konuşmamız gerekiyor. İddia edilen o ki, kulislerde dolaşan söylentilere bakılırsa, Etyen Mahçupyan'ın verdiği o büyük uzun söyleşide de o vardı. Bunu tam manasıyla örtemeyeceklerini düşündükleri için, yani bu kadar büyük bir yolsuzluk dosyasıyla seçime gidilemeyeceğini düşündükleri için
bir iki tanesini bakın, feda edip bakanlardan evet, temizlenmeyi düşünüyorlar. Böylece de işte bakın çürük elmaları ayıkladık diyecekler. Ve tabii ki en yukarılara ulaşılmasında böylece önlemiş olacaklar. Evet. Şimdi Etyen Mahçupyan demişken bugünkü söyleşiyi mi kastettin? Hürriyet gazetesini görelim. Hürriyet gazetesinin pazartesi söyleşileri Cansu Çambel'e emanet ve çok güzel ses getiren söyleşiler yapıyor Cansu Çambel. Ve işte son konu Etyen Mahçupyan. Başlıkta da görüyorsunuz zaten. Yolsuzluk ilelebet gizlenemez diyor Etyen Mahçupyan. Aynen sözlerinden okuyayım. Bu sonuçta ilelebet gizlenecek bir dosya değil. Muhakkak bu belirli bir noktada kamuoyunun önüne çıkacak ve kamuoyunu ikna edici bir şeffaflıkta bir açıklamasının olması şart. Bundan hiçbir parti ve hükümet ilelebet kaçamaz. Sonunda da bunu yapmamanın maliyeti AK Parti'ye daha yüksek olmaya başlar. Senin dediğin işte. Yani evet kapatamıyoruz. Evet kapatılamıyor. Çok büyük gizlenmiyor. Mümkün değil. Yani hani öyle bir kılıf dikemediler, evet, dikilemedi evet, ya da. Evet. Onun için hani daha yukarı çıkmasını, sıçramasını önlemek için alttan bir iki tanesini feda edelim. Çünkü Zaman Gazetesi basılarak Ekrem Dumanlı'nın STV'den Hidayet Karaca'nın alınması yanlış. Kim yaparsa yapsın yanlışa itiraz ediyorum. Bir şeyden vazgeçti galiba milletvekili olmaktan. Ya da olamayacağını anladı. O vazgeçmemiştir canım. Kendi kendine vazgeçmez de. Evet, böyle olamayacağını böyle anlamış olabilir. Belki bir patron güzel bir meselesi. Çünkü. Evet de. Bu Karalioğlu'nun ben Yeni Şafak gazetesinin gazetecilik reflekslerini aslında yani bir neredeyse 20-30 yıldır her zaman başka bir kefede değerlendiririm. Vardır çünkü. Tabii gelenekten gelen bir gazetecilik olduğu için yani ama Abdülkadir şey gibi Yeni Şafak'tan beklersin de Abdülkadir böyle böyle oynamaz beklemez. Yani Yeni Şafak'ın bir evet, haberlerinde falan enteresan bir şey vardır. Şimdi efendim Yazgül Aldoğan da acaba Abdülkadir Selvi'nin bu çıkışı neye yorulmalı? PKK ile Öcalan'da Erdoğan daha açık söylemek gerekirse ne konuda anlaştılar ve bu nerelerde nasıl yankılanıyor ve daha önemlisi tabi mahalledeki tavır köşelerde her şeye rağmen ve ama demeden bu operasyona karşı çıkmak mı lazım? Bütün bu soruların yanıtlarıyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Medya Mahallesi devam ediyor. Yazgül Aldoğan'la birlikteyiz. İki sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Dolar zaten güne Ocak ayından bu yana yani yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı 2.31 ile. Şu anda dolar 2.32 hani adım adım diyeceğim adım adım da değil koşar adım neredeyse çıkıyor. Durur mu? Nerede durur? Bir de çünkü belli bir seviyeyi aştıktan sonra işte diyelim ki 2.10'un altına inmesi daha da zorlaşıyor. Yani dolar düştü deniyor. Nereye düşüyor? 2.23'e 2.24'e düşüyor. Oysa 2013 rakamlarına baktığınızda bu zaten çok alevli, havaleli bir oran. Bir bu gelişmeyi vereyim. İkincisi şu, zaten bu konuyla devam edeceğiz. 14 Aralık operasyonuyla ilgili olarak Hüseyin Gülerci emniyette gözaltı listesindeydi. Aslında yeri yurdu belliydi. Yani o gözaltı listesindeki herkes gibi gidip o da alınabilir ve polis eşliğinde emniyete getirilebilirdi. Ona bir ayrıcalık yapıldı belli ki. Bugün kendisi gitti emniyete ve şu anda da ifade vermekte. Hani bir yani Yalova'dayım yapılmış bekleyin ama, gelirim falan dedi. Hoşluk yapılmış ama zaten o listede niye var? Ben onu anlamadım. Evet çünkü yani epeydir yollarını ayırmıştı evet, ama işte demek hatta neredeyse itirafçı gibiydi. Ama işte Lezzet Bekim olmasın unutmuyoruz da demek ki yani.
Dindar çok ısmarım. İlginç. Çok ilginç. Yani hani ben tutuklanmasını beklemiyorum Hüseyin Gülerce'nin. Hatta bugün içinde serbest bırakılıp, çünkü bazıları mahkemeye bile çıkartılmadan serbest bırakıldı. Gözaltından gönderildiler. Ben Hüseyin Gülerce'nin de mahkemeye sevk edilmeden tutuklama talebiyle falan gönderileceğini düşünüyorum. Ama bakalım, göreceğiz. Belli olmaz hiçbir şey. Şimdi serbest bırakılanları da söyledik. Dizi senaristi, dizi yönetmeni falan. O diziler, onu da belki konuşmak lazım. Şefkat Tepe ve Tek Türkiye dizileri. Tek Türkiye, evet. Şimdi Türkiye. Bu mesele, hani Tek Türkiye için iddia şu, bu tahşiyeciler diye bir terör örgütü yaratıldı. Sahte olarak kumpas yapıldı Nurcu gruba. Ve Tek Türkiye dizisinde de bu algı yaratıldı. Yani Twitter'da, sosyal medyada yıkılıyor ortalık. O zaman Kurtlar Vadisi. Aynen, değil mi? Kurtlar Vadisi'nde ne oluyor diye. Şimdi bir de tabii bu Şefkat Tepe dizisi, bütün bunlardan bağımsız olarak doğrudan doğruya Erdoğan tarafından hedef alınmıştı. Hani bir kamyonette Hazreti Muhammed gösteriliyor, bu nasıl olur falan diye. Herhalde bunları ona yetiştiriyorlar, değil mi? Yani bu kadar meşgul bir insanın bu dizilerden falan nereden haberi var? Yani benim bile haberim yok. Biz tabii sabahtan akşama oturup Samanyolu TV izlemiyoruz tabii. Evet, ama onlar yani bir kere tuhaf bir her şeyden haberleri var. Hani benzetmek gibi olmasın, deli enerjisi diye bir enerji vardır ya. Böyle bir enerjiyle her şeye yetişiyor Erdoğan. Ha, çünkü her şeye yetişiyor. Bir de seçimlere kadar, hemen bir parantez açayım, sıkı sıkı vermiş, emir vermiş, gündüz gece her an bir yerlerde konuşma yapmak üzere. Evet. Her dakika, bu çakma Şebi Arus törenleri falan da o. Yani çünkü Konya'daki Şebi Arus'a gittiği zaman konuşmuyorlar, biliyorsunuz, siyasetçiler. Bunun bir konuşması lazım. Onun için İstanbul'da bir çakma Şebi Arus düzenlendi. Bütün Alişan'ından işte sevgili şeyine, Yavuz Bingöl'üne şarkılar söylediler. Nasıl bir Şebi Arus? Herhalde Mevlana 30 bin defa dönmüştür garibim mezarında. Böyle Erdoğan bugün de TÜBİTAK'ta konuşacakmış. Ama TÜBİTAK'ta konuşur, çok iyi konuşur. Çünkü gene bunlar matematik. Günde iki defa, bir sabah bir akşam, mutlaka yani mutlaka bir şey var. Vardır, ama bugün önce TÜBİTAK'ta konuşacakmış, bilmiyorum. Ben gündemden bakıyorum. TÜBİTAK'ta hani bilim falan, bunlar matematiği, fiziği zorunlu yapmaya ses çıkarmıyorlar da din dersine laf ediyorlar diyecek mesela. Bilim konusu gelince çok coşuyor. Erdoğan çok keyifli oluyor doğrusu. ama yani hakikaten işte bir diziyle uğraşmak. Bu arada gene Erdoğan kızmış o kanalların birinde, Küçük Kıyamet dizisinde Azrail insan gibi tasvir edilmiş, buna köpürmüş. Ay Diyanet telefonu gibi olmuş. 2014. Her şeyden haberi var. Evet, olmuş valla. Hakikaten olmuş. Ben de gazetelerden notları paylaşıyorum sizlerle. Şimdi gelelim medyanın, mahallenin manşetleri gördük ama mahallemize. Sosyal medyada ilk tweetler, köşeler vesaire, medyada kim ne yaptı, ne dedi, bu konuda açık ara Ahmet Şık birinci. Çünkü Ahmet Şık çok güzel de bir mesaj verdi. Dedi ki, birkaç yıl önceki faşizm döneminin kudretli sahiplerinden cemaatin bugün yaşadığının adı da faşizmdir. Faşizme karşı çıkmak erdemdir. İşte görüyorsunuz ekranda. Ahmet Şık bu tweetiyle hani günün en şık adamı oldu. Evet, Ahmet Şık o dönemde de dokunan yanıyor diye bir şey söylemişti. Dokunduğu cemaat şimdi yanıyor. Ama çok şık bir şekilde, hakikaten, ve gerçek bir gazeteci kimliğiyle, çünkü gerçek bir demokrat
kimliğiyle asıl olan buna çünkü karşı çıkıyor. Faşizme karşı çıkmaktır, evet. Baskıya karşı çıkmaktır diyor. Evet. Ve karşısında da şey cevabı da fena değil tabii. Yani biz senin hakkını savunamadık, helal et. Aha, Ekrem Dumanlı demiş değil evet, mi? Evet, evet. Biz senin hakkını savunamadık. Evet. Ama çıkınca demiş ilk görüşeceğim kişi Ahmet Şık olacak demiş. Ekrem Duman'da. Laf kaçacaktı ağzımdan, neyse yuttum. Demokrasi kurbanları mı diyeyim, ne diyeyim yani. Yani şu çok acıklı değil mi peki? Yani illaki insanların bazı gerçekleri görmesi için damdan düşmeleri mi gerekiyor? Herhalde öyleymiş. Yani, herhalde. Bu vardı yani, bunun nasıl böyle bir aymazlık içindeydiler, özellikle bizim entelektüel takım tabii, ben onları şimdi çok merak ediyorum. Bir dakika, entelektüel liberal aydınlarımızın neler söylediklerini, sen neler bu pası verince ben gol atmadan duramayacağım, kusura bakmayın. En liberallerinden Hasan Cemal'i tek geçerim. Evet. Çünkü Hasan Cemal, şimdi bakın, Hasan Cemal'i insan olarak çok severim. Hı hı. Sen de herhalde geçmişte. Geçmişte yani dostluk, hani, evet. Böyle bir hoş, çelebi hali onun için çok vardır. Acıtıyor. Çok. Onun için acıtıyor yoksa yani. Şimdi Hasan Cemal bu balyozda, Ergenekon'da nasıl bir tutum takındı, nasıl Erdoğan'a destek verdi, onların dışında da verdi destek, 12 Eylül referandumunu sahi zannetti, aldandı, en büyük yetmez ama evet dedi, hadi Ergenekon'u balyoz geçelim ama evetçiler. Orada da aldandı. Şimdi Ahmet Şık'ı tanıyordu ya da tanıması gerekiyordu, tanımadı mı, aynı binada çalıştılar yıllarca, sustu. Ahmet Şık'ın bir terör örgütü üyesi olabileceğini söyleyenlere inandı, inanmasa da sustu. Evet. Bizim söylediklerimize karşı bana şahsen hani paşacı diye böyle laflar attı. Beni bir yerlere, yönetime şikayet etti vesaire. Evet. Bana şimdi da televizyonda, ekranlarda hakaret etti. Değil mi? Evet. Şimdi sonra gitti Hasan Cemal dün şey yaptıktan sonra, Ekrem Dumanlı gözaltına alındıktan sonra Zaman gazetesine destek için gitti. O fotoğraf işte burada, deve tüyü rengindeki kazayla görüyoruz Hasan Cemal'i. O gazetenin yapılışına vesaireye bakıyor ekrandan. Şimdi Hasan Cemal'den böyle bir destek. Ama yanı sıra yani Ekrem Dumanlı, biz senin hakkını yemişiz, seni savunamamışız, özür dileriz. Özür dilerim Ahmet Şık dedi. Herkesten özür dilemedi ama ondan diledi. Neyse, her neyse özür diledi. Yanlış yapmışız dedi. Hasan Cemal'in ne borcu var? Onun Ganj'da yıkanması lazım. Hindistan'a gidip diyorsun. O kadar çok borcu var ki gerçekten. Yani şimdi o da kendini bir parça mağdur hissediyor tabii. Yani işte bir gazete köşesinde değil. Çok evet. O da damdan kişi, evet. Çok kişi tarafından dışlandı. Selam verilmiyor. Suçlanıyor. Bunun rahatsızlığı içinde tabii ama bilmiyorum, yeni bir kitap yazar da belki ben nerede yanlış yaptım nerede yanlış yaptım diye tekrar temize çeker mi kendisini bilmiyorum ama yani bu dönemler turnusol kağıdı gibi tabii, çok acıklı tabii. Nerede durduğun, niye orada durduğun çok önemli. Şahısların isimleri hiç önemli değil. Ama sen gerçekten adaletin, demokrasinin, fikir özgürlüğünün yanında durduğun zaman pusulanı çok net tayin ediyorsun kimin yanında duracağının. Yani önemli olan ilke sahibi olmak, yoksa Ahmet'i Mehmet'i savunmak değil. Yani sen bir ilkeye inanıyorsan ve o ilkeyi savunuyorsan, o zaman o ondan ötürü kim mağdur ediliyor, kim haksızlığa uğruyor çok açık, yani kimi savunacağın çok açık. Yoksa biz bu yanında durduğumuz insanların hiçbirini tanımazdık ki. Tabii. Yani ben hepsiyle Silivri'lerde filan tanıştım.
Bence zulüm kurbanı oldukları ya, için bırak durduk yanlarında. Subayları onları hepsini biraz. Hayır ama bir İlhan Ciğerler. Silivri'de karşı tanıştım. Evet. Tanımazdım. Ya ben de Mustafa'yı tanırdım tabii ama mor samimi arkadaşım değil. Bazı fikirlerine katılmam. Bunlar hiç önemli değil. Evet. Ahmet Şık'a zaman zaman kızmışımdır, yaramazlık yapıyor işte gazeteci olarak izlediği bir takım mitinglerde filan heyecanına kapılıp da mitingciymiş gibi davranıyor diye. Çünkü etik olarak ben ona da karşıyım. Ben gazeteci olarak izlediğim, inan ki hani gösteride bile, gösteri derken bir sanat gösterisinde bile neredeyse alkışlamayı, ya alkışlamasam mı acaba, ben burada gazeteci kimliğimle oturuyorum diye düşünen bir insanım çünkü. Mümkün ama sen olduğu kadar sessiz çığlığa falan katıldın. Tabii ki katıldım ama tabii ki katıldım çünkü orada çok ciddi bir haksızlık var. Ay ama aynı şey değil mi? Yani bir mitingde niye düzenlenir bir miting ve niye orada söylenir? Söylemek istediğim şu, bütün bu olaylardan önce mesela bir eylem var, gençler bir eylem koyuyor. Sen de gazeteci ama olarak orada fotoğraf çekiyorsun. Tamam ama yani o eylemi destekliyor olabilirsin. Yok artık orada fotoğraf çekiyorsan gazeteci olarak ve haberini yazacaksan o eylemi için. Ama sen Silivri'ye haber yapmak için, yazmak için gidiyordun. Hem de destek için gidiyordun. Ama ayrı mı? Zaten ayrı tabii. Yani şimdi ben Beşiktaş'a insanların yanında durmaya destek için gidiyorum. Ama sonra yazıyordun. Ama Silivri'ye haber takip etmek için gidiyordum gerçekten. Çünkü orada bir şey oluyordu ve kimse yazmıyordu. Orada olup bitene uzak diye, işte gözden kaçılıyor diye inanmadıkları için ve benzeri kimse dile getirmiyordu. Onun için orada gerçekten gazeteci kimliğiyleydim. Tabii ki orada ağlayan kadınları gördüğün zaman boynu bükük oturan sanıkları gördüğün zaman içim paralanıyor. Çünkü bir de uyuklayan savcıyı görüyorsun. Dinlemeyen, söz vermeyen hakimi görüyorsun. Orada bir tiyatro oynandığını görüyorsun. Yani sonuç olarak sen de insansın. Şimdi bu meselede o kadar çok canı yanan insan oldu ki gerçekten Ergenekon ve Balyoz'da. O da TV davasında keza. Casuslukta. Bu kadar çok KGK'da, var ki. İstanbul casusluk, bizim casusluk. Davalarda özellikle özel yetkili mahkemelerin baktığı davalarda hepsinde büyük haksızlıklar oldu. Şimdi Ekrem Dumanlı, tabii Ahmet Şık günün en şık ismi ise Ekrem Dumanlı da hani manşetlerdeki isim, günün ismi, manşetlerde o var hep, Ekrem Dumanlı görüntüsüyle vesairesiyle. Şimdi bir yazı yazmış gözaltına alınmadan önce. Bugün Zaman Gazetesi'nde, pazartesileri zaten köşesi olur hep, orada yer verilmiş. Diyor ki, tam yayılım ateşinin altındayken ve meslektaşlarımızdan destek beklerken ama siz de yanlış yapmışsınız gibi eleştirilere maruz kalıyoruz, diyor. Bu oldu gerçekten, kim bilir, ama siz de bak öyle yapmıştınız dediler, devam ediyor. Tabii herkesin fikrine, eleştirisine saygı duyuyorum. Lakin meselenin doğru anlaşılması için kısa bir şerh düşmekte fayda var. Biz Ergenekon soruşturmasına dürüstçe sahip çıktık ve elimizden geldiğince samimi destek verdik. Sebebi çok açık. Bu ülkede defalarca darbe yapıldı ve darbecilik bir gelenek haline geldi vesaire. Demokratik ve hukuki bir tavır olarak yürüttüğümüz Ergenekon karşıtı yayınlarda hata ettiğimizi düşünen meslektaşlarımıza çıkabilir ama yanı sıra, diyor. Şimdi hala daha yani biz burada kendi ifadesiyle ne diyor? Dürüstçe sahip çıktık, samimi destek verdik, demokratik ve hukuki bir tavır olarak yürüttük. Hiçbiri doğru değil bunların. Ben de hayretler içinde dinliyorum okuduklarını. Bugünkü gazetede, yani hani damdan düşerken yazılmış bir yazı bu. Sahiden damdan evet, düşerken bunları yazmış hala evet, daha. Hangi demokratik, hangi hukuki tavır? Yani Türkan Saylan için yazılanları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ndeki kızlar, harp okulundaki gençlere ya da genç teğmenlere peşkeş çekiliyor haberlerine. Biz nerede gördük? Ay, korkunç, korkunç yani, iftiralar atıldı insanlara. Korkunç yani, çok çok acıklı. Ve geçen gün yine biri bana
yanılıp gittiğim bir televizyon kanalında evet maalesef böyle hatalar yapılabiliyor. Şeyden bahsediyor. Misyoner yetiştirdi diyor Türkan Saylan diyor. O burslarla diyor. Asıl misyonerleri siz yetiştirdiniz dedim yani Işık Evlerinde. Kim yetiştirdi? Ne misyoneriymiş peki? Ha, yani ne misyoneri? Yani işte Cumhuriyet. Cumhuriyet tabii, tabii ki. Ama Cumhuriyet kadar büyük düşman mı vardı? Cumhuriyet, Cumhuriyet misyonu. Yani misyoner nedir? Görev bilen kişidir. Evet. Cumhuriyete misyoner yetiştirilir. Hanımlar beyler. Hayır. Yani hayır. Yetiştirilmez çünkü Cumhuriyet kötü bir şeydir. Onun yerine ümmet ve Osmanlı var. Sanki Osmanlı İmparatorluğu da övündükleri ve illa geri dönüp tekrar yaşatmak istedikleri hani ihtişamlı dönemindeymiş gibi bitmişti, batmıştı, çökmüştü. Osmanlı mı kalmıştı? Yoktu ki. Padişah kaçmış, teba sokaklarda, aç, sefil ve cahil. %1'i filan okuma yazma biliyor. O şimdi hani yazalım çizelim dedikleri Osmanlıca. Buna mı geri dönülecek? Yani Osmanlıca kim konuşuyordu? Türk sokaktaki köylü mü? Türk köylüsü mü? Ne? Onlar sadece bir lokma aş için ekip biçen zavallı insanlar. Asker devşirme. Bütün sultanlar savaş ganimeti olarak getirilmiş batılı esir kadınlar. Yani Yezidilere yaptıklarını Osmanlı'da Sırbına, Rusuna, şusuna busuna yapmıştı. Bir tanesinin Osmanlı padişahlarından kaç tanesinin anası gerçekten Türk? Kötü yani. Hiçbiri değil. Yani en yakını herhalde Çerkes falandır. Hepsinin annesi yabancı gelin. Hadi öyle diyelim. Tabii. Filan. Bunu savunuyor yani. Bu düzeni savunduğu için de Cumhuriyet'e tukaka diyor. Ya bitmiş kül kalmış artık. O küllerin üstünden bir cumhuriyet kurulmuş ve yaratılmış yeni bir düzen. Olan bir şeyi yıkmamış ki insanlar. Neyse. Şimdi tekrar Ekrem Dumanlı'ya dönecek olursak. Hakikaten damdan düşerken yazılmış bir yazıdan alıntı yapıyorum. Belki düştükten sonra yani çıktıktan sonra belki başka bilmiyorum. Bir şey yazar. Çünkü ben sana bir şey söyleyeyim mi Ayşenur? Ben çok uzun süre tutuklama kararı falan çıkacağını hiç zannetmiyorum. Öyle mi? Hiç. Yani çok uzun süre bile kalacaklarını zannetmiyorum. Şu anda bile işte içeride işkence yapılıyor falan gibi laflar dolaşıyor. Ne işkencesi oturmuş konuşuyorlardır. Yani evet. Zannetmiyorum bunun çok bu bir gözdağı çünkü bak. Bir taraftan ama, bu bir gözdağı. Yok, gözdağı yani ama, biz bunları aldık. Şimdi sizi de alabiliriz. Sıra size geliyor. Konuşmayın, yazmayın filan da var. O gözdağının artık bence manası kalmadı. Şöyle. Yani bunu yaptıklarını yani gözdağı 12 senedir aralıksız yapılıyor zaten. Evet. Evet ama hala şimdi hala sesi çıkanlar şimdi, var. Ben burada bu kadar çabuk bırakacaklarını zannetmiyorum. Ha şu olabilir. Amerika'dan, AB'den vesaire abilerden o bir kadar gelir. Başladı gerçekten yani kameraların karşısına veriliyor tepkiler. Hı-hı. Ama siz ne yapıyorsunuz diye bir şey gelebilir. Yani Avrupa Birliği diyor ki eğer bu böyle olursa Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hayaldir diyor. Yani medyasına böyle yapan bir ülkenin Avrupa Birliği üyeliği hayaldir diyor. Ya demişken ne olur şunu paylaşmama izin verin. Sen de izin ver sevgili Yazgül'ü. Şimdi Rusya Başbakanı Medvedev Ukrayna'ya sataşmış. Onların Ukrayna ile büyük bir meselesi var ya. Demiş ki Ukrayna AB üyesi olmak istiyor. Hani bir tür hayal görüyor der gibi. Şu bir gazete için makale kaleme almış. Yani hani lafın gelişi çıkmış bir şey de değil. Konuşurken ağzından bir laf kaçar ya öyle de değil. Bayağı bir makale kalemi almış. Medvedev şöyle demiş. Ukrayna ne zaman AB'ye girecek? Türkiye'den sonra. Peki Türkiye ne zaman AB'ye üyesi olacak? Hiçbir zaman. Şimdi bir dakika Putin yeni gelmişti. Türkiye'ye Erdoğan'la görüştü. Acaba Putin mi söyledi Medvedev'in kulağına fısıldadı? Patron korkma. Bunların hiç AB'ye girmeye falan niyeti yok
modeli acaba bilmiyorum ki. Devam. Öyle değil mi? Yani çok çok net. Zaten çok net gözükmüyor mu? Nereye girmeye niyetimiz olduğu? Hayır, belki hani öyle olduysa serbest bırakırlar diyeceğim ama ben zannetmiyorum. Özellikle Ekrem Dumanlı'nın, bak, Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca. AB değil ama ABD. AKP. ABD. Ay, şey, ABD pardon. ABD olabilir. Evet. Bir o ihtimal olabilir. Evet. Şimdi devam ediyorum Ekrem Dumanlı'ya. İşte biz Ergenekon'da son derece demokratik, hukuki bir tavırla yaklaştık haberlere falan. Konuştuk ne olduğunu. Buna rağmen diyor yine de konuda bu böyle yayınlarda hata ettiğimizi düşünen meslektaşlarımız çıkabilir. Onlara canı gönülden soracağım tek soru var. Diyelim ki siz haklısınız ve bazı yayınlarımız ölçüyü aştı. Aynı yanlışı sizin bize yapmanız mı gerekiyor? Bu ön alıyor. Bizi savunun lütfen. Bizi savunun. Bizi. Biz aslında aynı mahallede yaşayan kardeşleriz. Ve bir de hani zaman özgür düşüncenin halkla el ele verdiği ve toplumsal gerçekliğin medya ile bütünleştiği önemli bir fikir merkezidir. Burası yıkılırsa bütün medya sele kapılır. Yani hani o şey hali, birbirlerine de çok yakınlar aslında Erdoğan'la o bakımdan. O hal, kibir hali. Evet. Devam etmekte. Devam ediyor tabii. Dünkü şeyi de gerçekten muazzam bir kahramanlık gösterisi gibiydi. O insan seli arasında arabasına gitmesi. Tabii ki yani hepimiz insanız. İnsan bir mağduriyete uğradığını düşündüğü bir dönem. İşte başbakanın uçağından inip bir müddet evet. Tukaka edilip sonra da polis aracıyla vatana götürülmek insana işte tabii. Bir takım şeyleri düşündürüyor. Tabii. Etrafında o insanlar filan. Hani böyle tankın tepesinde darbe karşıtı bir havaya bile bürünüyor. Tam tersine darbecilikle suçlanırken. Şimdi elbette bundan şunu çıkartmayın. Bu baskına ben kendi adıma karşı çıkıyorum. Çıkarım. Yani deyin ki tahşiyeciler hakkında bilmem ne oldu. Tutuklamanız gerekmez. Bir kere her şey bir yana. Tutuklamaları gerekmez. Bir gazeteye gidip basmak gerekmez. O gazeteden o insanları öyle çıkartmak gerekmez. Ve zaten aslında ne konuşuyoruz biz? Hani bütün medyaya bunların yapılması gerekmez. Hani sadece zaman mı olur? İşte her şey ortada. Her şey ortada. Ama özellikle cemaat medyasına ve zamana destek çıkmak bizim mahallede bir hayli insanları birbirine düşürme eğilimi ne ortaya çıkarttı. İşte bak cemaati savunuyor gibi şeyler olabilir. Hakan Aksay çok güzel bir yazı yazmış. Kendisinin nerede durduğunu da anlatarak izleyelim, devam edelim. Hiçbir zaman cemaate yakın durmayanlardan, hatta bir dönem Moskova'da bazı temsilcileriyle gerginlik yaşayanlardan biriyim. Son bir yılın içinde pek çok şeyin değiştiğini görmekle birlikte ciddi bir öz eleştirici süreci yaşamayı başaramayan ve genellikle kendi canı yandığından söz eden hizmet hareketine özel bir sempati ve güven duyduğumu söyleyemem. Ama bugün mesele cemaatin veya kendilerinin deyişiyle hizmetin tartışılması veya yargılanması değildir. İktidar basın özgürlüğünü giderek kısıtlıyor, muhaliflerini birer birer susturuyor, bazı gazete ve televizyonlara el koyarak, bazılarının parasını bastırarak, kimilerini korkutup sindirerek etkisizleştirmeye ve yandaşlaştırmaya çalışıyor. Bugün de sıra hizmet hareketinin medya kuruluşlarına geldi. Bu engel aşıldıktan sonra sırada başka hedeflerin olduğuna kuşku yok. O zaman dün başkalarının ve kendimizin özgürlüğünü nasıl savunduysak bugün de zaman ve saman yolunun özgürlüğünü öyle savunmalıyız. Cemaat geçmişte nasıl bir tutum almış olursa olsun, hatta daha fazlasını söyleyeyim, yarın yeniden tutum değiştirmeleri ihtimali bulunsa bile bugün onların savunulması vazgeçilmez bir görevdir. Çünkü hukuksuzluk karşısında duruma ve kuruma, kişiye göre tutum belirlenmez. Adaleti savunan her koşulda ve herkesle ilgili olarak savunur. Zaman ve saman yoluna baskıları, geçmiş kinleri gerekçe göstererek seyretmek demokratlık olmaz.
geçmişte bazı gazeteciler bizim özgürlüğümüzü savunmadılarsa bu onların sorunudur. Bugün onların özgürlüğünü savunmak ise bizim sorunumuzdur. Seçim. Evet, yani o kadar düzgün, güzel formüle etmiş ki onlar bunu yapmışsa onların sorunudur. Ama böyle bir durum karşısında ne yapacağımız, nerede duracağımız, baskıya, faşizme, diktatörlüğe karşı çıkıp çıkmamaksa tamamen bizim sorunumuzdur, bizim meselemizdir. Dolayısıyla bu hakikaten, hakikaten dedim, bir izleyicinin notunu hatırladım. Lütfen hakikaten demeyin demişti, özür dilerim, dilime pelesenk olmuş. Niye böyle hakikaten? Hakikaten, hani hakikaten de değil, hakikaten. bu bizim sorunumuz. Şimdi daha çok konuşacağız elbette günlerce, ama programın başında dediğim gibi yolsuzluğu asla unutturmamalı bugünden. 17 Aralık yıl dönümü geliyor bakın. Belki Yazgül'ün dediği gibi iki bakan hakkında ya da üç bakan hakkında Yüce Divan kararı çıkacak. Çünkü komisyonun raporu meclisteki oylanacak. Şimdi bak, bundan sonraki bütün gündem artık seçime yöneliktir. Yani tamam, bütün yapılan her şey seçimle ilgili işler. Yani bir propaganda savaşı içindeyiz. Bu çok net. Seçimde gerçekten çok ciddi bir oy almaları gerekiyor. Çünkü oylarının düştüğüne ilişkin kamuoyu anketleri var ve bundan çok rahatsızlar. Sayın Cumhurbaşkanı kendini meydanlara attı, toplantılara attı, her konuda konuşuyor dedi. Bak, şunu da hatırlatarak baştaki gibi, dolar tırmanıyor, 2.32 evet, oldu. İşsizlik tırmanıyor, evet, %10.5, %10.7 oldu. Torpil listesi çok vicdan meselesi kanatır haline geldi. Evet. Bir yandan yolsuzluk, Etiyan Mahçupyan bile ileri bunlar kapatılmaz diyor.